Asori'nin sunduğu Dungeons & Dragons oyunu Arkeoth Central Europe'un yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde partimiz sonunda büyük bir komployu çözmüş, onu çözmenin rahatlığına ulaşmış, ödül üzerine ödül almış kraliyet tarafından. Sonunda Kanten ordusunun da Graz kapısına ayrılmasıyla her şey yoluna girmiş gözükmekte şu anda. Bütün parti üyelerimiz, Rotilion hariç, kendisi bir savaş suçlusu olduğu öğrenildikten sonra kurtarılıp, yani kolları, bacakları ve kafası kesilip işaretsiz bir mezara atılması üzerine sadece geri kalan 5 parti üyesi şövalye ünvanı kazandı. Kendilerine Üvet'in iç şehrinde bir rezidans hediye edildi ve 500 platinum para sikke ikramiye verildi kendilerine. Onun dışında çeşitli silahlar, çeşitli eşyalar kazandılar. Ve kendilerine son bir hedef koydular. Bundan 52 session önce hayatını başladıkları ve oyunun geri kalanı boyunca öldürmediklerinden dolayı pişmanlık duydukları Uwe isimli bir suçlunun tekrar peşine düşmeye karar verdiler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam, sesinizi geri açtım siz. Biz zaten açabiliyorduk onu. Yok. Ben denedim açabiliyordum. Sen staffsın çünkü, o yüzden sen açabiliyordun. Aynen. Let's go. Evet. Ne yapıyorduk en son? Dışarı çıktık. Şimdi şöyle öncelikle şey yapmadan önce, bu saraydan ayrılmadan önce Aseng sana Dominic yaklaşıyor. Evet. Saraydan eşyalarını topluyorsunuz bu şeyler üzerine, olaylar bitmesi üzerine, kapanması üzerine. Efendi Aseng. Efendim Dominic. Envantere şöyle uzunca bir göz attım ve gözüme bir parça takıldı. Elinde uzunca bir tane kasket var, şöyle bir şey var, kutu var, böyle şey yapıyor böyle. Bunu size uygun buldum. Şey yapıyor, uzatıyor sana böyle şeyi, kasketi. Kapağını açıyor. Böyle pürüzsüz bir rapier var içinde. Şey yaptığın zaman, elini uzattığın zaman şey yapıyorsun, eline bir soğukluk geliyor. Ama normal hani metalin soğukluğu değil. Elini alıyorsun, şöyle kaldırıyorsun. Kaldırdığın zaman şöyle bir savuruyorsun. Arkasında kar tanelere bırakıyor rapier. Wow. Ona Frostbrand denir. Meta olarak bu 1d6 cold damage veriyorsun bununla. Ekstra. Teşekkür ederim. Böyle karşıda da şeyi görüyor bu arada. Yani 98 yaşında bir gnomun gözleri dolu böyle. Mutlu bir şekilde Rupier'e bakıyor. Güle güle kulağım.
Bir dakika, aklımda bir şey daha vardı size söylemek istediğim. Belki zaten oradaydınız, duydunuz. Bir akademi açmaktan bahsediyordum. Ve istediğim şey aslında kendi alanlarında en iyilerle çalışmak. Eğer sadece zamanı olmasa bile yol göstermelerini istiyorum. Ve tabii aklıma siz de ilk geldiniz. Bu konuda benimle birlikte çalışmak ister miydiniz? Nasıl bir hayat yaşadığınızı bilmiyorum gerçi ama Asya'nın geçtiğinde çok zor bir hayat yaşadı ve belki de yetenekli veya bu konuda olan çocuklara da eğitim vermek istiyorum. Umarım beni anlarsınız. Anlıyorum. Anlıyorum. Bu konuda size yardımcı olmak, rehberlik etmek konusunda bana güvenebilirsiniz. Bu güzel bir girişim ama aynı zamanda bir o kadar da riskli. Daha sonra ilerleyen vakitte beraber etraflıca konuşuruz, tartışırız. İşte tam o yüzden size ihtiyacım var aslında. Deyip elimi uzatıyorum. Şey yapıyor, tokalaşıyor. Sıkıyor elini. Şimdi gitmeliyim. Okay. Ben de arkadaşımın yanına dönüyorum. Ama böyle şey gibi küçük bir çocuk sevincili böyle lay 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 böyle. Anladın mı? Almışım rüpiri. Sonra siz şeylerinize devam ederken, hazırlıklarınıza vesaire devam ederken şey geliyor. Hemen geliyorum ben. Hannes geliyor. Efendiler. Şöyle şey yapıyor, böyle başına eğiyor girerken. Buyurun. Sonra Seng şöyle bir tane şey çıkartıyor. Bir tane kasket çıkartıyor. Şöyle şey kasketi. Skull case çıkartıyor. Böyle silindir bir tane. Kapağını açıyor. Şöyle uzatıyor sana. Alıyor musun? Alıyorum. Evet. Alıyorsun. İçinde çıkan kağıt senin bu Scroll of Pedigree denen senin soylu olduğunu şey yapan gösteren nişane. Ve üzerinde şey yazıyor. Asseng Brandis diye soy isim yazıyor. Artık soy isim var. Sizin. Bu arada soy ismimi yani takım arkadaşlarım ya bunu duymuyorlar değil mi? Sadece ben okuyorum. Duymuyorlar bunu. Şeyde. Bir şey çaktırmıyorum. Yani onlara bir şey söylemiyorum bu konuda. Çünkü yani kişiliğimden ötürü oldu ama yani Asseng her zaman sadece Asseng olarak tanındığı için ona devam etmek istiyorum. Sonra Nakrin. Size de bir tane var. Ben orada mıydım? Evet, oradasın. Ha, ben duydum o zaman. Hayır. Okudu. Söylemedi. Okudum. Tamam. Bana bir geri ver. Alıyorum ben de. Açıyorsun, çıkartıyorsun kağıdı. Kandırıldın XD yazıyor. Senin üzerinde de aynı şekilde Scroll Pedigree. Nakrin Stormbringer diye şey yazıyor. Soy isim yazıyor seninkinde de. Selfie. Ayrıca istediğiniz gibi de dokumacılar bütün gece çalıştılar ve ortaya bunu çıkardılar diyor, uzatıyor sana. Ve şöyle bir çarşaf açıyor. Şöyle birdenbire. Şunu görüyorsunuz. Böyle bir flama. Böyle pipomu içerken böyle etkilenmiş gibi bakıyorum. Nice. Şey bir güzelce katlıyor onu. Şöyle uzatıyor sana. Bu arada hepinize şeyler de veriliyor. Soylu olduğunuzu gösteren pelerinler de veriliyor. Özellikle Nakrin'in üzerinde şey var. Senin bu flamını taşıyan bir şey var. Pelerin var sende. Çok tatlı. Çok hoş. Asenkin'de kayboluyor. Boğuluyor, arkadaşları yardım ediyor. 70 santim pederini takacağım.
Ya boyunuza göre yapılır, sıkıntı yok. Tabii. Bunun harcı var mı? Bu şekilde hepinize şeyler veriliyor. Ha, sonra size şey de veriliyor. O rezidansınızın anahtarı da veriliyor teker teker. Sizin iç yerde artık bir eviniz var. Burada kalabileceğiniz, yaşayacağınız. Evet, bunları asla çalınmayacak çok özel bölgelere koyuyorum. Geçmişime yaptıklarımdan dolayı tecrübeliyim. Ne olur ne olmaz. İşte böyle soylu olduğunu ıskartlamasını istiyorlar. Böyle eli pantolonuna gidiyor böyle birden bire. Hayırdır? Hani... Ve tam olarak bu yaşanacak. Eksi veya şey yok. Soylu olduğumuza göre artık böyle... O zaman dans. Çalsam mı diye düşünüyorum ben bunu. Yeter lan, yeter. Bak, sadece kritik attığımda yapabildim bunu. Burada şey de var. Hepinizde var. Hepinize veriliyor bunlar ama özellikle, pardon bu arada onu unuttum. Hepinize Corvo'ya, Grimaldi'ye ve şeye de Amon'a da veriliyor ama sadece o ikisinin soy ismi değil. Soy ismi eklenmiş. Bizim artık soy ismimiz var. Kocanız kim? Diyorum. Var artık. Artık piç değiliz. Evlendik falan. Ya artık Aseng'de high five hani orada. Pipo'mu şey, nakkini uzatıyorum. Çek. Allah kahretsin. Ya, sana bir şey soracağım. Bir kişi keş olmasın. Biriniz keş olmasın. Very nice. Bu arada şimdi, Coat of Arms bayağı hoca olacaksın ya. İnan, eline sağlık. Rica ederim. Bok gibi olmuş. bu arada ya, ya tek bir şey. Etrafa baktığım zaman bana şu an yardım edebilecek bir görevli var mı? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlarımdan uzak kulağına. Bitmedi. Gidiyorum bir tanesinin yanına. Ay bu kötü bir şey değil. Bunu illa söyleyeyim. End diyor tamam ama entrikası bitmedi. Hala hala gizli saklamış lan. Ne gizli? Hayır, bir dakika, bir dakika. Tamam, sana dediğim şeyi yani onu söylüyorum. Böyle böyle bir şey var, yardım et, yapar mısın diye. Geri kenara geçiyorum. Okey. Evet. Şimdi hazırlıklarınızı tamamlıyorsunuz. Uğurlanıyorsunuz ve şeyden çıkıyorsunuz. Schlossberg Kalesi'nden, o sarayın kurulu olduğu tepeden o asansör aracılığıyla ayrılıyorsunuz, iniyorsunuz. Yavaş yavaş oradan bir tane görevli böyle şeyle oradaki mekanizma harekete geçiyor. Sizi yavaş yavaş aşağı indiriyor. Ve tekrar geri kalan insanların seviyesine iniyorsunuz. Grazie. Şimdi İki anlamda da. Evi kontrol etmek ister misiniz? Bakmak ister misiniz? Yoksa şey mi? Direkt önce, başka... Önce ilan ne? Verelim. Önce ilan verelim. Hani vakitten kazanmak için. Partiye birilerini arıyorduk ya, daha fazla insan görür diye. Biz diğer işlerimizi hallederken bu sırada haberleri olmuş olur. Ben ilanları asabilirim. Elinard'la koştururum. İlanları asarım. Siz evlere bakın isterseniz. Amon burada şey yapıyor. Sizden izin istiyor. Ben artık Fabian'la görüşmeye gitmem lazım. Yes. Satıcı Pinch diye böyle şaka yapıp yolluyorum. Şöyle yapıyor giderken. Sen işini hallet. Biz işimiz bitince seni tekrar oradan alırız kuleden. Tamamdır. Yolunuz açık olsun. Nakrin. Ölme. Oyli bindir. Haydi bakalım. Ben öleyim. Ben öleyim. Sen ölebilirsin. Hep ölümden döndüğü için onu.
Hadi güle güle. Diyor ve yanınızdan ayrılıyor. Teşekkürler. Ayrı kolay gelsin. Sıcak bir parti böyle. Nakrim, sen ilan asacaksın. Aseng, sen o bana söylediğin işle uğraşıyorsun. Corvo, sen bir şey yapmak ister misin başka? Veya Grimalda. Beni takip ediyormuş Corvo. Yok, ben bir şeyler yapıyor bu. Pelerin siparişi verdiydik biz. Ne oldu bak, ben onu unutmadım. Ha. Şey gidiyorsun sen. Esta'nın dükkanına mantıklı gidiyorsun. Evet. Mantıklı. Oyunu zengin olmuş da hala fakir. Yahya, ben şeyleri asarken, bu ilanları asarken gözüme kestirdiğim böyle hani ağlam bu herifle bir konuşayım. Hani ilandan öte bu bizle gelse harbi çok iyi olur dediğim kişiler olursa onlarla da konuşmayı deneyeceğim. Bana bir investigation ya da insight at. Bir investigation, bir insight. Ayrı ayrı at hatta. Fuck! Biri olsa daha iyiydi. Bekle bakayım. Investigation bu. Al da insight. Bakayım. 18. 10. Çok kişiyle karşılaşıyorsun gittiğin yerlerde. Böyle eşgal yerlere gidiyorsun böyle saçma sapan böyle insanların geldiği. Sizin gibi insanların geldiği daha doğrusu yerlere gidiyorsun böyle uğruyorsun yavaş yavaş. Gidiyorsun geliyorsun sağa sola. Şey, arada da iyi bakıyorum. Birçok insan var ama kestiremiyorsun hangisi size işe yarar. Şu olur mu? Acaba şu mu daha iyidir falan hani ama hani bazılarına bakıyorsun bir süre sonra bakıyorsun ulan kalabalığın adamı değilmiş aslında falan diyorsun şöyle bir hareketini görüyorsun. İçi boş. Neden? Böyle hani biriyle karşılaşmıyorsun. Benim bir okay qualification şeyim var böyle şeylerde. Tırtişko diye bir tabirim var. Bazı şeyler için kullanıyorum. Tırtişkoymuş bu adamlar. Güzel. Esta'nın dükkana giriyorsun. Dükkandan bir ses geliyor mu? Evet, tamam. Korva Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Diğerleri nerede? Ne önemi var? Ne istemiştiniz? Biz bir diğer oldu mu? Pelerinler geldiler, geldiler. Güzel, çok çok sevindim. Ben de dedim herhalde önce kumaşı için bir keteni ekecekler, hasat edecekler. Ay. Sonra savaş ya falan iyi çıkacak. Şey yapıyor, gidiyor arkaya böyle, arkadaki odaya. Eline şöyle şeyle üst üste böyle pelerinlerle geliyor. Tezgahın üzerine koyuyor böyle. 5 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. 5 taneydi. Zaten birimiz mefta oldu. Aa. Ha, savaş çıktı ya. Yok artık. Sence hangimiz? Birimiz çıktı. Nakrin değildir. Irkçılık mı yaptın sen az önce? Did you just assume my gender? Tamam, değil. Nakrin değil. Bir tane elf vardı ya. Şey elf. Unuttum işte, önemsiz elf. Evet. Ne elfiydi o harbi? Wood elf miydi? Wood elf değil de Allah kahretsin, o da hasetti. Hayatım ya. Önemsiz elf diyerek ırkçılık yaptı. Esta da elf şu anda. Esta da elf. Tamam. Tamam. Savaş suçlusu elfler hakkında ne düşünüyorsun Esta? Yani hapse girsinler, ne diyeyim? Değil mi? Önemsizler. Evet. Tamam. Anlaştığımızı sevindim. Devam. Bundan bir tane daha bulmamız şey o. Gerçi doğru, o gitmişti diyorum. Gerek yok 5 tane. Diyorum, dükkanına yeni ürünler geldi mi? Aslında şu an hiç yeni ürün yok. O pelerinler haricinde. Çünkü ordu hepsine el koydu veya satın aldı.
Hatta mevcut önceden olan ürünler de eskidiği için gerçekten hiç yeni ürün yok. Doğru. Anlayamadım. Saçmalıyorum. Çok yorgunum. Saçmalıyorum. Kusuruma bakma lütfen. Değil. Ama bunların deyip ödemesini falan. Ödemesini yapmıştınız. Ha, evet, evet, tamam. Bir haftaya falan stoklar yenilenir diyorsun. Yani yenilenir. Tamam. Biz de artık buralarda olacağız. Şöyle yapıyorum bir yapıyorum şöyle bir omuzumu silkiyorum o pelerini hafif bir gözüne çarpsın diye. İşte bazı işte. Nasıl oldu bu peki? İşte şehir falan kurtardık. Bir persuasion check at. Ben niye ikna... Ya benim ikna etmek gibi bir kaygım yok ki. Ben kendi kendime kabarmak istiyorum. Sen at. Bakalım inanacak mı? Aa, bir dakika. Karakterle bir onun yeri mi değişmiş? Bu surlarda falan mı savaştınız? Ne yaptınız peki? Sen surlarda savaşın her askerde bu pelerinden gördün mü? Ne yaptıysanız artık. İşte o kadar da çok da şeyi yapamıyoruz. Üzümü ye ama dereyi görmeden paçaları sıvama diyorum. Peki. Benim oralardan bir söz diyorum benim cüce şeyinde. Anladım. Bundan sonra sana Sir Corvo diyeceğiz o zaman öyle mi? Yani sen nasıl istersen konuşabilirsin. Çünkü her zaman bize kibardın. Her zaman bize karşı anlayışlıydın. O yüzden sen nasıl istersen öyle hitap edebilirsin bana diyorum. Mersi. Başka bir şey veremeyeceğim sana. Vermek isterdim. Burada benim anterim bomboş. O zaman gideyim. Başka bir şey veremiyorsan bana. Ben artık gideyim. Yani. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ ol. Aldığım pelerinleri çantama koyup kaçmaya başlıyorum. Ne? Yok, geri dönüyorum. Bu rezidansımızın olduğu yere gidiyorum. Rezidansın olduğu yere gidiyorsun. Yağmur başlıyor bu arada. Tamam. Pelerinim var, sorun yok. Şeyim, pançom var. Aa, pançom var senin, doğru. Şeyde çantanı koyuyorsun, şeye tıkıyorsun şeyleri. Oradaki pelerinleri. Bu arada yükünüz, hepinizin yükü çok fazla şu anda hemen hemen. Ya. Böyle biraz yavaş gidiyorsun böyle. Nedense böyle iki adım, böyle üç adım. Böyle bir sanki birdenbire... You're over encumbered diye bir yazı çıkıyor şey ekranımızda. Allah Allah. Halbuki kilolarca platinum da taşımıyorum. Aaa diyorum. Ünvanım ağır geldi bana, şövalyelik ünvanı diyorum. Neyse. Yavaş yavaş. Ascend o işaretini. Grimald'a sen ne yapıyordun? Tavernamı görmek istemiştim. Tavernan günde bir günde ortaya çıkmıyor ki. Sanıyor. Yapacaklar onu da. Ben çok iyi sanıyordum. Orada yapacaklar onu. Yavaş yavaş her şey. Neyse. Ben ağırlığı hallettim. Bazı yiyecekleri çöpe attım. sağa sola dağıttım. Orada aç gördüm. İster misiniz falan diye. Şeye gidiyorsun, rezidansa ulaşıyorsun, geliyorsun, anahtarı çeviriyorsun, açıyorsun, kapıyı açıyorsun böyle. Şeye girdiğin zaman, seni bir tane uşak, iki tane de kadın hizmetçi karşılıyor. Hoş geldiniz, siz efendi korvasınız galiba. Evet. Merhaba, hoş bulduk. Ben Gustav. Sizin kahyanızın. Bana özel mi yoksa burada mı çalışıyorsun?
rezidansın işleriyle ilgileneceğim. Eğer beni yetersiz görürseniz ekstradan hizmetli işe alma isteyebilirsiniz belki. Tamam, teşekkür ederim. Evinizi bir gezmek rezidansı bir gezmek istersiniz belki. Tabii, gidelim. Buyurun. Şey yapıyor. Öncelikle içeri girdiğin zaman, kapıyı açtığın zaman, burada bir şey bu. Bahçesi mahçesi yok. Direkt bir o iç şehirde iki bina arası bir bina, yani sıra sıra binalardan bir tanesi, ama biraz daha lüks tabii bu iç şehirdeki bütün her şey. Biraz daha üst seviye. İçeri girdiğin zaman dikkatini çeken şey, burası bir süredir bakımsız imiş. Daha yani uzun süre terk edilmiş vaziyetteymiş ve hızlı bir şekilde döşenmiş, dayanmış. Ufak bir tadilat yapılsa her şey yerli yerine oturur böyle. Duvarda bazı yerlerde sıva çatlakları falan görüyorsun böyle, dökülmeler görüyorsun. Boyaların bazı yerlerinin eskidiğini görüyorsun. Bunun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. İlk kapıyı açtığın zaman bir şey var. Galeri var. Galeriyi görüyorsun. Alt katında mutfağı var, yemek odası var. Ondan sonra misafir odası var. İşte biraz aşağı doğru iniyorsun. Banyosu var. Hamam kısım var. Bir tarafında şey var. Kütüphanesi var. Üst kata baktığın zaman da şey var. Odalar var. Yatak odaları. Yani yatak odası demeyeyim de apart şeklinde. Hani bir kapıdan geçtikten sonra senin alanın başlıyor tarzında. Hani o alanın içerisindeki senin yatak odan var, çalışma odan var. İşte helan var falan vesaire. Bu şekilde şeyi. En sonunda şey gösteriyor sonra. En alt katı gösteriyor. En alt katta Bodrum katında bir... Kuş yuvası. Talim alanı var bir tane. Yerler ince kum. Hafif şeyler var. Yere düştüğün zaman falan kafanı mafanı yarmayasın diye. Birkaç tane şey var orada. Orada kılıç sopa sallayabileceğin orada mankenler var. Birkaç tane ok atabileceğim, silah sıkabileceğim şey var. Hedef tahtası falan var. Onun dışında silah şeyleri falan var orada. Bir tane talim, sopaları, mızrakları, kılıçları falan görüyorsun tahtadan aşağıdan. Kendi odana gittiğin zaman çıkıyorsun yukarı. Güzelce şöyle bir şey var, şömine var, girer girmez böyle. Bir yanda işte çalışma odası, bir yanda yatak odası. O şöminin yanında senin zırhlarını asabileceğin birkaç tane böyle şey, orada askı, silahlarını böyle dizebileceğin bir sürü böyle bir sürü şey, vitrin, şey, ne deniyor onlara, duvara konmuş böyle kancalar vesaire, böyle güzel bir ortam, evim diyebileceğim. Kızı yapalım şömini. Şömini diyorum, etkileyecek. Kızartırız. Şöyle değil. Mutfakta yaparlar. Yok. Sen illa odanın, kendi odanı kokutacaksın. İyi, evet. İyi bari. Evet. Oda parfümüne gerek kalmayacak. Sen bilirsin. O kadar da. Şimdi şeye Nakrin, sana dönecek olursak, sen şeyden şeye gidiyorsun. Tavernadan tavernaya geçiyorsun orada. Şeyleri asıyorsun orada. İlanları asıyorsun, teker teker çakıyorsun. Mesela ne kadar hani böyle ulan bu mahalleye girsem mi girmesem mi diye düşündüklerin dışında ki bütün şeyleri tavernaları tasıyorsun, bunları yerleştiriyorsun ve geri dönüyorsun. Şimdi geri dönerken esneye uğradım. Esneye mi olacaksın?
Aa, olur, neden olmaz. Tek başıma hem de. Sonunda fırsatı bulmuşken. Okay. Yeah boy. Birdenbire bir creepy. Güzel gidiyordu. Birdenbire. Böyle gidelim yolda, bir şey yok. Okay. Bir de yağmur yağıyor yani. İnsanlık. Aynen. Oh. Sir Nakrin. Lan. Ha. Ne zaman öğrendin? Korva buradaydı. Senem bir yarım saat önce çıktı. Aa, ne güzel. Ben de... sen önce selam vermeye, sonra aynı zamanda bir de pelerinleri sormaya gelmiş ama benden önce davranmış demek ki. Pelerinleri aldı. Evet. Ha, güzel. Vitrinlere bakıyorsun, böyle cam, boş cam şişeler, deney tüpleri ve şey dışında ham malzemeler dışında pek fazla bir şey göremiyorsun. Ya boşaltılmış yani şeyler, stoklar. Taşınıyor gibisin. Ha yok. Kuşatmadan çıktık ya. Böyle zamanlarda ordu elinde ne var ne yok topluyor. Cüzi bir miktar para veriyor. Büyük bir kısmını geri alamıyorsun, kullanmayanların bile. Malzemeler de geri gelmiyor, parası da yani. Bir kısmının geliyor. Ama işte... Arada kaynıyor birçok şey. Evet, evet. Senin tuttuğun kağıtlar onların kağıtlarıyla neden soyuşmuyor? Her zaman birazcık zararlı çıkıyorsun tabirinde. Maalesef. Yani onlarınkiyle de uyuşuyor aslında ben aldıkları ama... Bürokrasi... Başartıcı bir şey Nakrin. Sir Nakrin, pardon. Aa, Sir. Gereksiz şeylere gerek yok. Title'lara gerek yok. Alışsan iyi edersin. Buralarda fazla kalmayacağım. O yüzden kuzeyde de Sir lakabını pek kullanacaklarını sanmıyorum. Özellikle benden nefret edecek insanların. O yüzden... Gidiyorsun. Tekrar kuzeye mi? Kısa bir süre sonra. Burada son bir işimiz var. Arkadaşlarıma bir sözüm var. Eski bir düşmanlarından kurtulmayı planlıyoruz. Anlatın. Herkese anlatın bak. Amon gitti. Olay. Sen yoksun. Şşş. Şşş. Ha. Son planımız. Bu topraklarda en azından. Ondan sonra bir nevi herkes kendi yoluna ayrılacak gibi. Ama seni merak ediyorum. Sen ne yapacaksın? Burada devam edeceksin tahminimce. Yani evet. Bu dükkana çok emek verdim. Viyana doğumluyum ben. Viyana'dan geliyorum. Ama burası benim evim gibi oldu sayılır. Yıllar içerisinde. Yani öyle ki hani bir süre sonra köylülerin, sokaktaki bazı böyle saçma sapan gerizekalı insanların arkamdan elf orospusu diye bağırmaları falan, bazen söylenmeleri, alışıyorsun. Nasıl ya? Anlıyorum. Evet. Böyle davar gibi gülecek misin gerçekten o söyledikten söyleyince? Ne? Evet, tamam. Elf orospusu diyorlar. Ha 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 falan diyorlar. Ay. Atlılar işte... gibi dükkandan çıkman yok mu? İşlerine bir sürü
insanlar. Eğer Cüheda'yı saymazsın. Yani tahmin edebiliyorum, birkaçıyla tanıştık. Gerçekten iyi insanlar var bu şehirde. Ama Kuzey'de yardımcı olmam gereken birkaç kişi var. Daha doğrusu bir kişi. Yardım demişken, arkada ağır bir şey kaldırması gerekiyor. Bunu ufaktan yardım edebilir misin? Tabii. Gidiyorsunuz arkaya ve Fade to Black yapıyoruz. Fade to Black. Ya Sören Hanım bir günü geçmedi, sen ne yapıyorsun ya? Bana şey atsana, bir Constitution, bir de Performance check atar mısın? Bugün her hastalık seni geri bulunur. Bok gibi hissediyorum, o yüzden yüksek ihtimalle çok kötü zarlar atacağım. Easy. Tekrar alabilir miyim? Ne atıyoruz? Ne atıyoruz? Constitution ve performance. Constitution ve performance. İyi. Bir saniye. Performance. Ay. Wow. Kaç attın bir saniye? Abi şansını UV'de kullanman lazımdı. Hemen gaza gel. Crit fail'ler geliyor abi UV savaşında. Ben o zaman soracağım ama bunu. Olsun, pasif buff verecek ama bu, öyle düşün. Bana bir de Constitution save atsan abi. Okay. Ben Dragonborn'ların nasıl... Nakrin hamileymiş. Lan kullanacağım! Okey. Hayır. O şey ya. Hani o anda böyle yapıyor. Lan! Aynen. Oha. Yeni ırk hayırlı olsun. Dragonborn ve elfler. Sivri toplu Dragonborn'lar. Bekle bakalım zaten. Lock daha kullanacak mısın yoksa bu? Ya bu ev yeterli. 14 yeter ya. 14 ne yapıyor? Bir tamam. Şey soracağım Yahya. Şimdi bu dönemde kondomun üretildiğini sanmıyorum. O zaman mi? Hamilelik pull out game ile mi yoksa şeyle mi karar veriliyor? Şans mı? Bekle şu abi. Ben de sen çorapla falan diye. Böyle. Sırf koruma için. Koruma bir history check at. Böyle aklına bir şey geliyor koronun bir anda. Ben böyle devam edeyim. Biliyorum böyle yapayım. Lan. Düşen adam moduna geçiyor bir anda. Valla ben, as bakalım. Benim bir geçmişim var. O yüzden her şeyi itinayla biliyorum artık. Ölüyordum çünkü. Karakter ekranımın yüklenmesini bekliyorum şu an. Okay. Israrla yüklenmiyor. O sırada Nakrin, sana şeyi bahsedeyim. Muhteşem bir performans sergiliyorsun. Foreplay 1 saat. Geri kalanı 5 saat falan böyle devam ediyor. Tamamen unrealistic performans sana. Yani sen bir Dragonborn'sun. Unrealistic. Doğru. Neden bahsediyorsun? Realistic yok. O zarları gerçek hayatta kimse atlamaz tabii. Çünkü herkesin orada zar eklediği bonus artı sıfır. Hani, yani doğru. Neyse. Şey yapıyorsunuz. Mutlu bir şekilde birbirinize ayrılıyorsunuz sonrasında. La 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 şeklinde ben şeye geri dönüyorum. Neydi adı? Minik bir cuddle session'dan sonra Malikane'ye geri dönüyorum. Her zaman uğrayabileceğini söylüyorum mesela tabii ki. Ve la 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 geri dönüyorum ben de. Geri dönüyorsun, seni de karşılıyorlar. Efendim Akrim, ben Gustav. Ben sizin kahyanız olacağım. Aynı Gustav mı? Hangi? O Gustav, Emre'yi karşılayan Gustav'la aynı Gustav mı? Evet. Adamı klonlamışlar mı? History 6. Hayır, sen 6 saat geçti ya. Abi Gustav, kahyan, evde bir tane kahya var. Kosu, tüm, bekle, hepimizin ayrı evi yok mu? Hayır, bir rezidansınız var. O rezidans içerisinde hepinizin ayrı bölümleri var. Ama mutfak, mutfak, yemek, o banyo, manyo, kütüphane falan ortak.
tamam. Ben ayrı ayrı evler sanmıştım. Aynı... Biz D&D'nin Avengers'ız, anladın mı? Tamam. Şimdi her şey çok daha iyi oturdu. Adamı klonlama işlemi değilse. Abi ben dinlendim, yorulmuş. Yorulmuş. Uyusun. Ben bakıyorum abi anne. Sonra odayı gösterirse. Bu arada envanterinizde size ağırlık yapan şeyler var. Nakrim mesela, sana bakıyorum. Ya, envanterin altına inerseniz görürsünüz orada bir şeyleri eve bırakabilirsiniz. O bıraktığınız şeyleri de character sheet'inize bir yere not alın. Tamam. Çok para var üzerimizde. Aa, şöyle bir şey soracağım Yahya. Kuzeyde burada yatırdığım parayı kullanabilir miyim? Hayır. Tamam. Zor. Yani yanında taşıma senin için en iyi seçenek olacaktır. Çünkü bu yani en yaygın hani kullanılan Avrupa'nın çoğu yerine giden o şey. Kuzey gibi. En kuzey olarak, en kuzey olarak sadece şeyde var. Saksonya'da var. O da şey yani İşime Danimarka'nın güney batısında kalıyor. Hmm. Şuradan haritadan göstereyim dur. Parayı taşıyacağım yani, okey. Ben bakıyorum. Evet. Ha, orası. Saksonya şurada oluyor. Ha, ben çok daha şöyle. Şey Saksonya değil. Aşağı Saksonya, pardon, burası. Ben çok daha kuzey gideceğim. Orada yani işime yaramaz. Parayı taşıyacağım yani. İşim yok. Yani en az buraya kadar gideceksin yani. Ya. O yüzden teşekkürler. Bakalım ne bırakabilirim. Ben 23 tane rations taşıyormuşum mesela. Tanesi 1 kilodan. Mesela onları yemezsin herhalde hepsini. Ya. Onları bırakacağım mesela. Bilgisayarın altına buz koydum burada. Ya. Yanmaya başladı çünkü. Abi o tam şey yani. Modern problems require modern solutions. Primal solutions. Aa, o da olur. Ice Pack'i ne kadar primal gördüğümüze göre değişir. Doğru, doğru. Neyse. Elemental falan ya şimdi. Biz hani, neyse. Güzel, güzel, nice. Şimdi, fotoğrafta. Bana bir D4 atar mısınız? Herhangi biriniz. Pirat. Ben bugün güzel kotamı doldurdum. Güzel. Şeyi bekliyorsunuz şu anda. Birilerinin gelmesini. Hani birilerinin gelmesini bekliyorsunuz. İlanı verdiniz. Eve birileri gelsin. Böyle mülakatını yapalım falan diye bekliyorsunuz. Bu bekleyiş içerisinde başarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Var. Ben Korvan'ın yanına gidiyorum. Diyorum ki yani bizim çok fazla altınımız ve şeyimiz var. Acaba burada yani saklayabileceğimiz, yani evet saklayabileceğimiz bir alan vardır illa ama bizim kendimizin yapabileceği, ne bileyim, işçilikte falan bir yerin altını falan söküp koyabileceğimiz bir yer var mı bakalım. Yani aynen, platlarımız olsun, değerli eşyalarımız olsun. Çünkü şey senin demir işçiliğin, işte benim mekanik bilgimle belki bir şeyler yaparız. Onu yapabiliriz, bir de ekstradan büyüyle de koruyabiliriz. Yani ekstradan bir de o yaptığımız böyle mekanizma gibi bir şeyin üstüne bir de büyü de yapabiliriz. De yani on lazım olacak ama. Amon gelince danışırız onun için. Mantıklı. Çünkü şu var, bence bu kadar platla yolu almamak lazım. Tabii. Mantıklı. Ki sonra yaklaşıyorum Korvo'ya sessizce. Nakrim falan herkes kim olan değil. Yani istediği kadar yardımcı olsun, kahya olsun. Tanımıyorum ki ben.
Yani. Güven problemin olmasını anlıyorum diyorum. Sarılıyoruz ona birbirimize. Aynen. Herkes hasta bu arada. Ya, isterseniz bu hizmetleri bir minik bir sorguya çekebiliriz. Ne? Neyi? Hizmetlileri. Asya'nın gönlü hoş olması için ya çok basit bir şekilde şu kadar para bulsan bu işi bırakıp hani ihanet eder misin şeklinde basit ya. Yani bir şey diyelim, yani evin etrafında bir şeyler saklayacağız. Hayır. Nakrin'de şey var, Zone of Truth var bu arada. Olur. Basit bir büyüyle doğruyu söylemelerini sağlayabiliriz. Hani böyle bir durumda. Ama sonra fikri değişemez mi? Ha? Sonra fikri değişemez mi? Kişinin... Geçine bir kurt düşürürsek? Ya mesela KYK borcunu ödeme zamanı geldiyse o paraya daha çok ihtiyacı olacak. O zaman yapabilir belki şu anda yapmamasına rağmen. Ya en azından düşüncelerini biliriz. Tamam. Yapalım. Tamam yani. Tamam, en kötü adamı keseriz. Adam ya kesmek yeter. Yok. Kesmek yok, adam öldürmek yok. Artık yasalar var, kurallar var. Direkt kimseyi kesmiyorlar. Tamam. Kaza olur. Yemek kazayla yapalım. Keseriz sanırım. Yemek yaparken bıçak elinden düşer, sonra ayağı kayar. Biz seninle falan talim yapalım ya. Senin belli ki enerjini atman lazım. Ya biz seninle talim yapalım. Aslında daha eğlenceli olur bir 2'ye 2 talim. Yapalım. Hasan? Olur. Da hani kaybedin. Boşuna yani soylu olmuş gibi bir his var içimde hani. Kitimi değişmeyiz hani. Aşağı inip birbirimize vuruyoruz. Çalta sopalarla. Oğlum pelerinin altındaki o çökelek kokusunu asla bastıramayız. Lan mangal partisi. Çingene her zaman çingenedir. Doğru. Herkes cebine bakıyor. Platları yok. Ben araziyim. Aynen. Cebimden almamış olabilirsin onu. Haberin olsun. Onu düşünmüşüm. Plat için değer mi diyemez mi? Şimdi siz evet, öyle bir mülakat yapacak mısınız şeylerle, hizmetlerle gerçekten? Ya vakit ne yapacaksın? Ha. Ya kaç tane var ki zaten? 5 tane, 6 tane. 3 tane hizmetli var kadın. Bir tane de şikayet var şu anda. Tamam yapalım. Yani hızlıca yani süreyi geçirmek için demiştim aslında. Bunun direkt atlasak, Zone of Truth'u kullanarak yapsak. Bu sorumuza verdikleri yanıtları sen söylesen devam etsek. Ben slot harcayacağım. Boşuna yapıyorsak tamam, yapacağım. Tamam slot harcıyorsun. Yok hani uyuyacaksın yani. Yıllardır Yahya ile oynuyoruz bak bu D&D'yi. Yaptığımız şeylerin hiç önemli olmadığı zamanlardaki Yahya'yı artık çözmemiz lazım. Söylesin yani tabii tamam. Ya bunu yapmamanız lazımdı. Hayır yok, yapabilirsiniz. Bir spell slot harcayıp atsın. Ya sesinden belli ya, tamam. Bakın. Bakın, bu akşam uyuyoruz. Bir tane luck harcadım. Bir tane spell slot harcıyorum, üçüncü seviyede. Abi yok, zaten gelmedi bugün biri. Ben iyi, tamam. Gelin lan. Soruya çekeceğiz sizi. Bir anda Diyarbakır şivesiyle konuşmaya başlarlar. Bir dakika ya, öpmeye başlar. Geliyorlar. Şeyde, aşağıda galeride, o foyerde şey yapıyorsunuz, toplanıyorsunuz. Oturuyorsunuz böyle. Evet, birkaç sorumuz olacak sizlere. Herhangi bir sakıncası yoksa. Herhangi bir şey demiyorlar. Çünkü hizmetliler. Yani ben bir insight atmak istiyorum. Hepsinin aşağı yukarı şu andaki durumu. Ne ben şey durumu. Herhangi bir şekilde de şey. Gerginden. Gidenmemenizi rica edeceğim. Aç bakalım insight'ı. Ne soruyorsun sen bu arada? Soruyor musun? Ben mi? Soru mu? Hayır, Nakrin. Ya zor sorusu yaptık şimdi. Evet, sorularınızı alalım. Benim herhangi bir şüphem yoktu. Ama Aseng, Corvo, Grimalda, herhangi bir sorunuz var mı hizmetlilere? Ya
Nasıl yani? Soracağını sonuçta insight atıyor. Konu sen insight atıyorsun. Yorgun görünüyorlar biraz. Hani evden de biraz evden de sen girdiğin zaman da anlamıştın zaten. Hani birden biraz hızlı toparlanmış burası. Birden biraz hızlı bir yere getirilmiş ve birkaç gündür burayı çekip çevirmek için çalıştıklarını hani biraz anlıyorsun. Göz altında torbaları var hani kadınların özellikle. Adam da hani biraz şey yorulmuş, böyle boynu biraz bükük belli. Yani onun dışında tamam, ben onlara güzellik yapacağım. Tamam. O değil de Yahya evet, cındırıyorsa kesin bir bokluk var. Hayda. Sen söyleyeyim. Meğer Uve'ymiş filan. Bulacağım oğlum ben onu. Eğer sorun yoksa benim merak ettiğim bir şey var. Bizden önceki sahipleri kimdi buranın? Şeyler kahya konuşuyor Gustav. Burası bundan yaklaşık 15 sene önce hacizle kraliyetin hazinesine katıldı. Ondan önce her şeyini kumara kaybetmiş bir soylunun eviydi burası. Adını biliyor musunuz? Hatırlıyorum, bir saniye. Bu arada bir şey soracağım. Biz burası böyle lojman gibi bir yer değil. Burası bizim oldu artık, değil mi? Yani evet, burası, burası bize ait. Tamam. Aha. Hepimizin kendi odası var. Devasa bir malikane. Hatırlayamadım. Maalesef. Ama öğrenebilirim daha sonra. Teşekkürler. Öğrenirsiniz, iyi olur. Bu sırada hepinize bir sorun olacak. Arkadaşlarımın da güvenini sabitlemek için herhangi bir şekilde, herhangi bir durumda bu krallığa ihanet etmemiz durumu dışında sizin bize ihanet etme ihtimaliniz veya durumunuz nedir? Neden öyle bir şey düşünelim ya? Birbirine bakıyorlar. Evet. Bugüne kadar neredeyse güvendiğimiz herkes tarafından sırtımızdan bıçaklanmamız birazcık insanlara güven duygumuzun azalmasına sebep oldu. O yüzden herhangi bir durumda bulduğunuz, bu malikanede bulduğunuz bir para veya başka bir şey bize sorulmadan bize dönmenize sebep olabilir mi? Yani biraz anlıyorum sizi efendim ama evet, bu sorduğunuz sorular biraz gurur incitici açıkçası. Ne yazık ki. Ama evet. Hayır. Böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınızdır. Aramız kraliyet tarafından deniyor. Buradaki arkadaşlar da bunu onaylayacaktır. Evet evet, teşekkürler, kafalarını sallıyorum. Benim bir sorum olacak. Maaşınızı aylık haftalık nasıl alıyorsunuz ve şey tarafından mı? Devlet mi ödüyor? Bizimkiler devlet ödüyor, evet. Ne kadar maaş veriyorlar size? Merakımdan soruyorum. Haftalık 2 altın. Anladım, tamam. İyi de ben. Başka sorunuz var mı? Yok, herhalde şüphelerinizi temizledik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle direkt ve onur incitici sorular sorduğumuz için. Bizim durumumuz da mazur görün. Sonuçta çok kişiyle tanıştık ve çok başımız ağrıdı insanlara. Güvenmek ya da güvenmemek arasında kaldığımız için ve uyurken başımızda duran insanlara kesin olarak güvenebilmek istediğimizi anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. 4 kişiler mi şu an? 4 kişiler mi? Tamam, ben şey demek istiyorum. Arkadaşlarım da soracak bir şeyi yoksa şöyle yapalım. Anladığım kadarıyla bayağı yorgunsunuz. Yorgun görünüyorsunuz. Bu yüzden şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz bugün dışarıda yeriz yemeğimizi ve bugün daha yapılacak bir iş yok. Muhtemelen ihtiyacımız olmayacak bir şeye. Günün geri kalanında saat kaç şu an bu arada? Saat şu anda yaptığınız işleri şey yapacaksak, hesaba katacak olursak 4'e falan geliyor. 4'e 5'e geliyor. Tamam. Bugün ve yarın izin versem sizin için problem olur mu?
Hani çalışmasınlar, dinlensinler falan diye diyorum. Ya kendi işimizi yapmaya alışırız zaten. Zaten biz de yatacağız, uyuyacağız. Şöyle yapalım. Bugünün geri kalanında ve yarın izin yapın. Hani çünkü hem sizi birazcık rahatsız ettik sorularımızla hem de yorgun olduğunuzu görüyorum. O yüzden aynı şekilde de şöyle yapalım. Bu süreçte dinlenirken, şey yaparken ihtiyaçlarınızı karşılamak için de kişi başı 10'ar altın vereceğim. Onlara kabul ederseniz diyorum. Yani sizi incitmezse eğer bu diyorum. Çok çok böyle bir şey ederiz. Bu yaygın bir şey mi? Ben böyle şey yani kibirli davranmak istiyorum. Bahşişte aslında bir şey yok, alışkanlık yok burada. Promosyon normalde. Abi. Ama promosyon var evet, hani şeyse kişinin iş performansından memnunsan. Ben bağlayayım. Okey, şöyle bağlıyorum bunu. Bayağı yorgun olduğunuzu görüyorum. Hani burayı hazırlamak için belli ki çok yoğun çalıştınız. Yoruldunuz. Bu yüzden 2 gün izin yapın ve işte bu izni yaparken şu parayı kullanın diyorum. Kişi başı 10'ar altın veriyorum. Güzel bir tatil. Teşekkür ederiz efendim Korva. Sağ olun. Orada şey yapıyor. Gustav yaklaşıyor. Efendim izin teklifiniz gerçekten çok memnun edici. Ancak ben ikahya olarak içim rahat olmaz, bu evden ayrılamam. Tamam, yani evde takıl. Biz bir ihtiyacımız olursa seninle iletişime geçeriz ama yani hani söylediğim gibi muhtemelen olmayacak. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Krallık. Ya. Evden ayrılmadı yine. Ya. Okey. Bu arada güzel hareket. Şeyde kadınları yolluyorsunuz şeyden evden. Bu şey yapıyorlar. Berlin. Şeyde yüzlerinde tebessüm, ayrılıyor onlar. Gustav şey yapıyor, kendi odasına çekiliyor. Akşam oluyor daha sonrasında. Siz de ilk defa kendi yataklarınıza şey yapıyorsunuz, yatmış oluyorsunuz, uzanıyorsunuz. Hepiniz burada çektiğiniz uykudan şey alacaksınız, her seferinde burada uyuduğunuz zaman temporary hit point alacaksınız aynen. Nice. Daha önce bu kadar rahat bir yerde yatmadık değil mi? Ya. Yani bir tık daha kötü sadece, hani saraydan yani bir tık. Vay be. Ama bayağı iyi. Ya iyi gidiyorsunuz. Güzel diye. Güzel böyle. Alışık değiliz çünkü. Böyle hani yatak sanki masaj yapıyor böyle şeyleri sırtınıza, kuluşlara, muluşlara falan böyle. O kadar güzel böyle. Aşağıda da şey var böyle, sıcak banyo falan da var böyle. Orada da güzelce şey yapıyorsunuz, yıkanıyorsunuz, ediyorsunuz falan. Ve yataklarınızda böyle güzelce uyku almış oluyorsunuz. Bayağı mutlu. Gelen olmuyor değil mi? Gün içinde bu mercenary için gelen olmuyor. Yoksa yarına mı gün yazmış olalım? Okey, yarına yazmış olalım. Bugün içerisinde şey olmuyor. Gelen gitmemiyor. Kimse yok. Sadece uykunuzu çekiyorsunuz. Ertesi sabah baktığın zaman sabah erkenden kapınız çalıyor. Hepimizin kapısı aynı anda mı? Yoksa hepimizin yok, ortak kapısı mı? tamam. Dış kapı. Tamam. Sesini duyuyorsunuz ama. Alt kattan şeyin, Gustav'ın ayak seslerini duyuyorsunuz. Oraya yavaş yavaş gittiğini. Kapıştığını. Ya biz de uyanalım. Buyurun. Kimi aramıştınız? İlan için. Tabii. Buyurun, misafir odasına geçin. Efendiler haber vereyim diyor. Aşağıdan şey. Siz bunların sesini duyuyorsunuz, görmüyorsunuz tabi. Ya. Uyanıyorum. Gustav geliyor, size haber veriyor. Hı. Efendiler, aşağıda 2 kişi var. Bir ilan vermişsiniz sanırım. Onun için buralar. Gönder gitsinler, boş ver. Ben söyleyecektim onu şimdi. Uyuyacağım ben. Tamam. Tamam, kalkıyoruz. Geliyoruz. Hemen uyuyoruz. Tamam, sen uyuyor. Hazırlanıyorsunuz, aşağı yavaştan iniyorsunuz ve misafir odasına geçiyorsunuz.
Şimdi o sırada ben şey yapacağım. İnmeden önce bakıyorum, bir açım öncelikle. İnsanları da aç aç şey yapmak istemiyorum. Değerlendirmek istemiyorum. Mutfağa geçip bir şeyler hazırlasana be. Mutfağa geçip bir kahvaltı tabağı ayarlayacağım. Kahvaltı yaparken bu gelen insanlarla yemesini içmesini de şey yaparız aynı zamanda. Görürüz ne olduğunu. Oğlum bu kadar rahatlığımız... Biz ne alıyoruz? Alo! Bunlar bizle savaşacak. Bir dakika. O değil, ben adam gibi yemek yemeyen savaşta da yanımda duramaz kardeşim benim. Ben kahvaltıya bazı diyorum. Abi yani. Bir şey diyeceğim. Bunlar film değil. Ya bu net şekil değiştiren bir karaktersiz. Biz hayatımız boyunca bu rahatlığa hiçbir zaman kavuşamadık. Bak kalktık. Yavaş. Kahvaltıda neyi sekiyoruz bak. Aynen. Lan biz pusu yemeden, Allah'ım parçalara ayrılmadan, bir içimizden biri demonik bir şey çıkmadan. Ya sen iki gün önce ahtapotla ezildin. Ne yapıyorsun? Eldritch Horror'la kapışmamış gibi. Hayatın değerini bilmemiz lazım. Yarın bak, ölebiliriz. Bak içeride bizi duyuyorlar. Gidecekler, diyecek kim bunlar? Bence hepsi kahvaltıdan memnun olacak. Siz geçin, ben geliyorum. Bak Asik durduruyorum Asik'i. Asik'in iştahını biliyorum. Hani nasıl bir yemek zevki olduğunu biliyorum. O şu fare yerken falan gördüm ben onu. Kızarmış bayat fare falan yerken. Oldu diyorum, bak diyorum. Normal düz şeyler. Pişmiş et falan, hani basit şeyler bakın. Lütfen. Ayrı bir yemek falan yapma. Yani hazır şeyleri getir. Oradan peynir alıyor böyle. Şey alıyor. Ne bileyim, bira alıyor, ekmek koyuyor falan böyle. Kahvaltılıkları güzel şey yapıyoruz, topluyor oraya. Dolu dolu bir. Ve onu getiriyor. Burada siz şey yapıyorsunuz, misafir odasına giriyorsunuz. Andrea, bana karakterini tarif eder misin? Elbette. Andrea, kendisi bir Outlander, Ranger. Orada burada sürekli dolanmış. Yani sürekli demiş ki ben burada duramıyorum, aman başka yere gideyim. Orada da işim olmaz, buraya gideyim. Sürekli böyle bir karakter. Kardeşiyle küçük yaşlarında ayrılıyor. Yok, ondan sonra... Tarif et demiştim sadece. Aa peki. Tamam. Hayır, dur derim ben bir an. Niye durdurdun? Çok gaza gelmişti. Hayır. Bunları bilemezsiniz ama. Bunları bilemezsiniz. Neyse, ben tahmin ediyorum, bu Ranger. Ya görüntüsünden ben bunların hepsini anladım. Kardeşin de küçük yaşta yaşamış olabilir ama. Misin? Aynen. Kesinlikle. Bu kardeş olduğunu hissediyor. Insight 20. Bir gezgin bir tipim var. Okey, tarif et. Tarif et. Bütün travmalarını anlatan birisi gibiymiş meğerse. Aynen, bundan olmaz. Hadi çıkın. Bağlanma problemi olan bir... Benim bir karakter yaz. Kendisi o halde siyah saçlı, ela gözlü. Ardından böyle saçını değişik değişik toplayan bir hanımefendi. Bu kadarmış. Hmm. Anlatmam gereken neyse. Kıyafeti mıyafeti falan bir şey giymiyor mu? Giyiyor, onu da hemen söyleyeyim. Elinde bir crossbow var. Ondan sonra süklüm püklüm bir kıyafet falan var. Bile. Güzel. Andrei, sen karakterini tarif et. O tarif ettikten sonra Asengin klasik hareketini yapıyorum. Sadece arkadaşını umacak şekilde çaktırmadan dips diyorum. Korvoya bakıyorum. Klasik. Nakrine bakıyorum. Devam ediyorum. Grimaldo'ya direkt bıçak çekiyorum. Uzak dur. Bak! Falan diyor böyle. Senin donuk bıçağını alacağım ben. Okey, Andrei. 1.80 boylarında, 80 kilo. Dışarıdan bakıldığında böyle sert bir askeri bir duruşu var. Deri bir zırh giyiyor. Siyah saçlı, ela gözlü. Tamamen aynı tonlar. Elinde bir hand crossbow var. Bir de rapier'ı var belinde. Böyle bir adam. Uhud'a gelmiş olabilir misiniz? Biz terk edenlerdeniz. Ha, o ilk ayrılanlar. Lan ben de diyorum. Biz almayalım bunları. Bunlar bırakır gider bizi. Bunlar da geliyor, diyor ki su arıtma cihazı için mi geldiniz? Mutfağı gösteriyor. Tamam abi. Asenk mutlu. Ben dipsimi dedim. Kumardı abi. Görmeden dips dedi ya. Abi ne yapayım? Şu an tanışmadınız. Hala birbirinize bakıyorsunuz şu anda hala. Dips. Oturun. Kahvaltı yapmadınız. Aynen, o oldu bu arada. Beyim. Biz ilan için geldik.
istiyorsanız önce konuşalım. Onu hallederiz. Onda herhangi bir problem yok. Önce konuşalım. Yerken de konuşabiliriz. Kendinizden bahsedin biraz. Biz ilana ne yazdık bu arada? Biz ilana ne yazdık? Yazayım mı ben bir ilan şimdi? Nakrin ne yazdın sen ilana? Nakrin'e uğraştı onu çünkü. Evet, ne ilanı ya, ben onu biliyorum. Takım çalışmasına elverişli. Esnek çalışma saatleri hakim. İlana ne yazdığımızı hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Hayır, onlara soruyorum. Hangi ilana başvurduğunuzu hatırlıyor musunuz? Klasik. Size... İzzi'nin mülakatında bir hoca dersinin adını sormuştu. Yüksek lisans mülakatında benim dersimin adı neydi demişti. Lisanslı dersimize girmişti. Ve söyleyememişti benim arkadaşım. Onun gibi bir şey. Bu da yani. Böyle bir anıdır. Evet. Arkadaşlara dönüyorum. Ben Asink. Ve arkadaşlarım buranın sahibi. Aslında şu an farklı görevlerimiz var ama son bir tehlikeli bir göreve çıkacağız ve yanımızda aslında bizimle savaşacak. Direkt hatta dümdüz dalacak. Bizimle birlikte savaşacak. Uyumlu bir şekilde. Gülüyorum. Uyumlu bir şekilde deyince bebe. Ben de gülüyorum ama diye atıyorum. Aynen. Mazi. Tamam. Madem öyle ciddi olmak istiyorsak bir saniye. Biraz daha yemek yemem lazım. Size nefret etmemek için. Şimdi öncelikle yetenekleriniz ne var? Beyim, Tatar okçuların ününü duymuşsunuzdur. Tatar yayını duydum. Okçu. Tatar yayı okçudan geliyor herhalde. Oroyu dönüyorum diyorum. Abi Nakrin iyi mi? Aç o, aç. O biraz kendine gelecek o. Tamam. Evet. Aslında kardeşimle sadece hani sizin bu sahip olduğunuz bir ev gibi bir evimiz olması için para biriktiren paralı askerleriz. İyi okçuyuzdur. Yani Tatar okçuluğunun şanını veririz. Ya benim bildiğim bir okçu takımı var da savaşta kaybeden taraf olunca ilk kaçanlar onlar oluyor. Uzaktalar ya, o yüzden herhalde. Ben bir insight atmak istiyorum bu ikisine. Ben de insight atacaktım. Bir de şeyi soracağım. İkiniz kardeşsiniz ama birbirinizden ayıran farklı bir özelliğiniz, öğrendiğiniz yani bir şey var mı? Yani ikiniz de aynı yeteneklere mi sahipsiniz? İkiniz de aynı anda sadece çok fırlatmayın. Biri origami ile ilgili, diğeri şey. Başka bir, yani, öyle bir şey. Ben eğitimimi askerde aldım. Benim askerde olduğum sürede boyunca da kardeşim eğitimini ormanda aldı. Talihsiz birkaç olay sonucu. Benim insight'ım mükemmel. İkiniz de iyi alacağım şimdi. Nakrin Asenge bakıp diyor ki yalancı bu. Yahya, hissimi açıklayabilir misin? Devam edin. Siz devam edin. Level'lar falan filan. Ben şundan emin değilim bu arada. Kendi içimden düşünüyorum. Şimdi bu ikisi kardeş. Savaşta diyelim bir ranger, yani diyelim kardeşlerden biri yattı ve diğeri ben kardeşimi kurtaracağım deyip kardeşini mi kurtarmaya çalışacak? Yani Tabii ki. Aynen, böyle bir durum var şimdi. Ne kadar doğru iki kişi diye düşünüyorum açıkçası. Yani insight'ı bunu ben söylemedim bu arada. Sadece düşünüyor musun? Aynen, bunu düşünüyorum yani. Ama söylemiş oldun şimdi. Artık ya, içimizde ne konuşsa gerek oldum. Yok. İşveren biziz. İstediğimiz gibi konuşabiliyoruz. Vallahi bu çingene oldu ya. Hayal etmediğim bir işe alım şeklinde ilerliyor. Neyse, sen Nakrin git kahvaltıyı getir de. 3 çatal 3 bıçak unutma. Ne üçü lan? Kaç kişiyiz burada? Al siktir. Evet. Evet. Ben meta bilgi istiyorum. Ya bence burada olacak iş değil bu. Aşağı getirelim. Şimdi, bakalım ne yapabiliyorlar. Ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi Asengin ve Grimald'ın attığı insight'ı şey yapacak olursam. Ya, üçü de yer. Azıcık bir şey de koyalım. Ya bunlar hani fena durmuyorlar ama hani pek bir şey anlamıyorsunuz yani. Sadece söz çünkü. Ok atıyoruz diyor. Hani
yani ben de ok atıyorum diyorsun. Ama hani acaba ne var? Başka bir şey mi yapıyor? Diye de düşünüyorsunuz böyle. Nakrin, talim sen, alanımız var aşağıda. Sen kahvaltıya fazla şey yapıyorsun. Ve hani hiç çiğneme, kendi çiğneme sesinden dolayı kulakların pek fazla bir şey duymuyor. Hı-hı. O yüzden sanki bir şey dememişler gibi talim alanına götürmeyi teklif ediyorum. Tabii ki. Hay hay. İşte istediğim cevap. Haydi. Hala ağlamıyorum. Bu arada kahvaltı tepsisini getiriyorum ben. Hala açım çünkü. Adam gibi kahvaltı yapamadım hala. Talim alanına geçiyorsunuz. Evet. Yok ya. Biliyorsunuz Bodrum'a. Ben bir şey denemek istiyorum. Şimdi okçu olduğunuz için. Benim aklımda kadarıyla da aynı şey var biliyor musun? Ne var? Yok, o çok acımasız ya. Yok, o ben direkt Andrei'ye dönüyorum. Andrei'yi göster hünerlerini. Biraz sertim bu arada. Yani ereksiyon anlamında mı yoksa? Yani Andrei'ye dönüyorum. Aynen. Biraz sertim bu arada diyorum. Aynen. Bu arada dur. Andrei'ye bunu söylüyorum ama Korva'ya dönüyorum. Korva sen de sert misin? Bu iğrenç bir partiymiş. Aynen. Aynen. Ya ben yaklaşıyorum. Bizde herkes serttir hep. Aynen. Benim aldı 12 yıldır sert. Devam edesin. Devam edemeyiz abi. Nakrin gitti aklına. DM salıyor. Devam edin siz. Nakrin oldu. Bir şey kalmış. Ya, o kadar güldü ki. Devlet dedi ki bu kadar mutluluk fazla dedi. İnternetini kesti. Olmak istediğiniz bir şey var mı? Önce talime geldiniz. Talim ol şeyine geldiniz. Odasına, salonuna geldiniz şu anda. Burada şeyler var. Hedef tahtaları falan var böyle. Birkaç tane manken var. Önce ben bir yemeği bırakayım. Önce bakalım ne kadar iyi atıcısınız. Mankenler burada. Kaç tane manken var? 4-5 tane manken var. 3-4 tane de şey var. Hedef tahtası var. Güzel. Hedef tahtalarını kullanalım. Mankenlere o zaman gerek yok. Bakalım nasıl, ne kadar iyi atıcısınız. Buyurun, sahne sizin. Hepsine bir ok. Kardeşim önce sen başlamak ister misin? Sen şey, tek turda 3 atış yapıyordum. Şu şekilde. Aa. Hepsine. Şey yapıyor böyle, görüyorsunuz o kadar hızlı dolduruyor ki elinde şey, el crossbow var şöyle ufak ufak bir şey sayılır böyle, el crossbow'u şey yapıyor. Sık 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 atıyor böyle teker teker böyle şey gibi, sanki orada nerf silahı doldurup atar gibi böyle şey yapıyor. Crossbow sıkıyor böyle, hasarını ver onların. Şeyleri hedef tahtalarını delip geçiyor. Attı oklar. Güzel. Hanımefendi. Zıkırdı diyorum. Hadi be. Parası şey. Keşke bana da birazcık yer bıraksaydın. Maaşından düşeriz. Merak etme. Benim de aynı şekilde 3 tane şeyim var. Atışım var. Andrea heavy crossbow çıkartıyor bir tane böyle. Hmm. Hadi bakalım. Tak tak tak.
One more. Bu o kadar hani bunu normalde bir yere koyuyorlar. Orta basamağı var bir tane. Ayağını soktuğun bir yer var. Geri çekiyorlar böyle. Bu takıyorlar yerine. Kaldırıyorlar. Sonra sıkıyorlar. Andrea'nın kullandığı bir tane mekanizma var. Böyle şey gibi. Kapı kolu gibi. Onu üzerine takıyor ve hızlı bir şekilde yerine geri takıyor şeyi. O tirkeşi. Hızlı bir şekilde şeyi yerleştiriyor ve ateş ediyor. Hızlı bir şekilde tak 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 ateş ediyor. Şeyde ilk ikisi çok iyi isabet ediyor. Bir tanesi, üçüncüsü biraz hedefinden şaşıyor ama onun attıkları da diğer hepsi gayet güzel şey yapıyor. Yani hedefini buluyor. Güzel. Ondan sonra dönüp böyle heavy crossbow'u omzuma atıyorum. Diyorum ki rapier'ı da görmek ister misiniz? Olur. Önce diyorum elma çıkarıyorum. Ne? Ondan önce elma çıkarıyorum. Kimi kafasına koyalım diye. Ben anladım. Olmaz. Ben anladım. Ben de anladım. Ama söyleme Emre. Kafaya koyma olmaz. Müşra internet satın al. İnternet satın al. Sesin çok gitti o yüzden. Ne olur internet. Gerçekten mi? Hmm. Bilgisayarım kasıyor. Yani manken senin. Rapier'la istediğin hareketi istediğin şekilde yapabilirsin. O halde mankenin yanına da gidip bir rapier hasar vereyim. Ben yakından okla daha iyi savaşıyorum. Ha, hasarım da hemen. Oku bırakmıyorsun yani. Ben oku bırakmıyorum. Şöyle güzelce böyle çevik bir şey yapıyor orada. Bu arada artı ikileri kapatmak isteyebilirsiniz şey yaparken. Sadece onlar şeyde okçulukta şey yapıyor. Tamam. Şöyle. Archery. Okay. Orada şey yapıyor. Çok çevik bir şekilde şey yapıyor böyle. Orada mankenin boğaz kısmını, boğazını bağlayan böyle ipi çözüyor böyle şeyle. Frapier'ın ucuyla. Güzel. Sonra böyle sallana sallana keyifli keyifli yanlarına geliyor. Ben oradan tahta kılıçlardan bir tanesini alıyorum. Bakalım savunmanız nasıl? Asengi dür, Asengi dür. Tanesini korumaya atıyorum. Asengi dürtüyorum. Senden iyi kullanıyor ya. Rapier diyorum. İşte yapıyorum. Siktir git ya. Birini korumaya veriyorum tahta kılıçtan. Birini de ucundan tutup Asengi'ye uzatıyorum. Hoşçakalınız. Diyorum Asengi ama. Böyle kafamı sallıyorum. Sonra koruyu dönüp diyorum ki bu bizim pezevengimiz mi lan bu? İki kılıç uzattı kendi izliyor. Köşeye geçip peynir yiyorum sonra. Aynen. Tamam. Tamam da şey kullanmıyor ki. Melee weapon kullanmıyor Andrei galiba. Kullanıyorum. Tercih etmiyorum. Yani ya, vurup dayanıklılığımı test edebilirsiniz. Ya böyle bir şey olmaz. Yok, adam şey aynen. İş başvurusuna gelenlerin mahzeni indirip tahta kılıçtı niye dövüyoruz? Hayır bir de adam bizle savaşacak yani bizim tarafımızda olacak abi, biz adamı dövüyoruz. İşte hayır, artı iki kılıç. Neyi ölçüyoruz? Şu aynen. Eğer herhangi bir saldırı gelirse ilk saldırıda düşecekler mi? Mesela. Kaç HP'niz var diyorum. Mevzu. Dayanıklılığınız nasıl diyorum yani savaş evet, tarzınıza abi. Göre hasar kabul edebiliyor musunuz? Abi ne var birinin üstünde bir tane entari var ötekinde başka bir ince bir şey var. Yaklaşık bir güldürdün ya Allah'ta sen güldürsün. Ulan beklentiniz ne? Bir yıl içinde beklediğiniz zam oradın. Oh. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Abi, aynen. Abi envanterinizi düz, long sword, short sword falan ne istiyorsanız ekleyin ve atak rolatın. Ah, kompanyonlar. Şu anda interneti bitti. Geri geldi. Yok abi bir herhangi bir savunma gibi bir şey yapmaya gerek yok yani ben kılıcı böyle tatlı kılıcı ters çevirip önünün kafasına böyle bir tane böyle uzatıyorum öyle al diyorum şunu.
Tamam, ben yaparım o zaman. Herkes bizim gibi, herkes bizim gibi değil yani. Aynen. Okta ustalaşan birinin çok dayanıklı olmasını bekleyemezsin. Çok dayanıklı olmasını beklemiyorum zaten ama en azından herhangi bir arka safa geçen, bizden kaçan birisine gününü gösterebilmeleri lazım. Hani ben göreceğimi gördüm. Bir savaşçıyım. Yeterli. Yeterince dayanıklıyım. Yani dayanamadığım yerde de düşmanı etkisiz bırakacak başka hamlelerim var. Birçok manevra bilirim. Peynir tabağını kenara koyuyorum. O zaman görelim. Andrei seni birden dudaktan öpsün de. Oo, hakikaten etkisiz kalırım bu arada. Görüştüm yani. Birçok manevralarım vardı diye bu onlardan biriymiş. Yardımcı olmayacaksanız ben kendim deneyeceğim. Ne? Bakalım. Ama böyle bir zevk alıyorum. Pipomu daha böyle nasıl desem daha zevkli geliyor izlerken böyle. Hoşuma gidiyor yani bu sahne şu an. Andre'ye yaklaşıyorum. Şöyle bir deneyelim öncelikle. Rus. Andrei bunu bu dayağı yiyor. Yiyor böyle omzuna. Ama çok etkilenmiş gibi durmuyor. Biraz ben daha kendimi geri mi tutmam lazım yoksa? Yok, ne yapıyorsun şu an? Gerek yok. Şöyle düşünelim. İzin verdiğim için vuruyorsunuz. Hay hay. Orvo. Andrei'ye 5 altın yatırırım. Ne diyorsun? 10 altında senin hakkını yatır. İzin vermemeni istiyorum o zaman. Yok, yatırmayacağım. Okey. Grimaldı. Diğer beyefendilere, diğer sörlere dönüyorum. Kendimi tutmalı mıyım? Yo, yani kendini tutmana gerek yok. Birbirinizi incitebilirsiniz. Hiç sorun değil. Öldürmediğin sürece. Ama birlikte savaşacağınızı unutmayın eğer olursa. Kılıç mı tercih edersiniz, okla mı devam edin? Ok bana saplanır. Kendini savunmanı istiyorum. Beni etkisiz hale getirmem lazım. Fiziğe bak. Yani. Ok bana saplanır. Ne? Yaba. Bir dakika. Ben bir alıyorum şeyi yanına. Nakrin'in yanıma alıyorum. Omzuna bir gelsin diyorum. Kenara çekiyorum. Ben de omzuna çekiyorum Nakrin'in. Zaten o kadar kısayım. Ne istiyorsun sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne olsun istiyorsun anlamadım. Harbiden. Ha bak, biz bu adamları iki kere benim sırtımdan elf vurdu. Bir dahakine de bu heriflerin kaçmasından veya kolay düşmesinden ölmek istemiyorum. Ya Nakrin, bak, gidelim tank alalım o zaman sevmez. Derdin oysa. Bunlar göçebe. Olay... Ben bile artık okeyliyorum. Ne yapacaksın? Ha, zevkini öldürebiliyorsan sal Grimaldı'yı ama ne gerek var? Dövüşüyor muyuz, dövüşmüyor muyuz? Abi öpüşün barışın, siktir edin. Dünya hadi hadi ne yapıyorsanız yapın ya. Hadi işimiz gücümüz var hadi. Ne istiyorsun Nakrin? Hadi. Bence Nakrin gerek yok ya. Bir insight check atın abi. Ne kadar memnuniyetsiz olsam da. Bir Nakrin haksız almak. Böyle bir insight yani. Biz Ozan'la birbirimizin içini görüyoruz. Ozan mı? O neden Ozan diye düşünüyor? Alttan kendi ya. Karakterinizi seçin. Ya Ozan çıkıyor orada o yüzden. Karakterleri evet. Seçin çünkü o isimleri unut acayip yoksa. Ha ilk yalanı yakaladık abi. Ozan Emre U. Hadi bakayım. Kandırılmaya çalışıyoruz demek. Yani Vatikan Şövalyesi değil mi la bu? Kesin. Evet. Aslında ben kendi içimi zaten... döküyüm mü? Aslında Koro zaten şey yapmışlar. Hani kararlarını vermiş. Nakrin senle biraz bakıyorsun. O dayağı nasıl yedi? Kaçabilir miydi? Ne yapsaydım? Kaçardı falan. Şöyle bakıyorsun. Diyorsun. Senle hemen hemen aşağı yukarı aynı dayanır kulüpte. İyi. Tamam. Ne iyi işte oğlum. İyi ya. Şaşırdın değil mi? 2 yıldır ütünü terletiyorsun. Adam 1,5 günde seninle aynı dayanıklılıkta. Aynen öyle. İstiyorsanız biraz
kendimden savaşma şeklinden bahsedeyim. Bu konuyu kapatalım. Hayır. Kılıcı atıyorum ben. Ok kullandı. Bir dövüşçü olarak ok kullandığım için uzaktaki adamı silahsız bırakabilirim. Yere düşürebilirim. Uzaktaki bir adamı kendime saldırmayı zorlayarak size karşı dezavantajlı saldırılar yapmasını sağlayabilirim. Ve bazen kendimi zorladığımda bir turda 4 atak bile yapabiliyorum. Kullandığınız zehirli oklar var mı? Maalesef. O ayarlanabilir ama değil mi? Hasan? Bakarız. İyi olur. İkiniz için. Hani daha sonra Koro ile Nakine dönüp sonra bunu bir tartışalım der gibi. Bunu kapatıyorum. Yani ben Andrei'den memnunum. Siz arkadaşım zaten dünden razısınız. Tamam. Aa, beni dinlemeyecek misiniz? Ya dinleriz kurban Ben istiyorum aslında sizi olabildiğince sınırlarınızı görmek, zorlamak ama arkadaşlarım biraz daha... Arkadaşımıza karşı yani saldıracağımız arkadaşa karşı gösterirler bence. Sonuçta hepimizin hayatı ortak. Ya ben seni azsek seni ok atışına göre yargılasam hoş olur mu? Yani ya da ben sana bir tane yumruk atsam bunu yesen desem ki güçsüz hoşuna gider mi? Gitmez. Gereksiz sansür yiyoruz birini mikrofonundan. Evet, Ozan'dan geliyor. Sansür alıyoruz. Size kalmış. Benim amacım onları olabildiğince yanımızda gelebilecek kadar. Evet. Neyin peşine gittiğimizi biliyorsunuz. Nasıl bir ava çıkacağımızı, ne kadar riskli olduğunu. Ya çok da riskli olmayabilir bu arada ya. Biz biraz evham da yapıyor olabiliriz. Ya benim insanlar için çok tehlikeli birini düşünüyorum. Yani ben Lich'ten, yok çok tehlikeli olabilir onun lafım yok ama Lich'ten daha tehlikeli olduğunu düşünmüyorum mesela. Lich deyince şöyle bir bakıyorum. Yani sen ya beni arkana çek at. Ya da bir Eldritch Horror'dan hani. Ama çok mühim değil. Kullandığı kimyasal mantarlar pek hoş olmayan sonuçlar doğurabilir. Bizim herhangi bir şeyden korkumuz yok. Sadece risk büyürse ödül büyür. Haliniz vaktiniz yerinde anladığım kadarıyla. Ama eğer cebinizden ödemek yapmak istemiyorsanız bu da biraz daha fazla pay verirseniz neden olmasın? Güzel teklif. Uwe'nin posterini gördünüz mü? Ödülünü gördünüz mü? Gördük yok mü diye. Yahya ekrana versin. Ekrana gönder. Veriyorum. Son İzmir gelsin. Ay. Ya. 10.000 altın. Ödül. Noise. Ya. Ekmek ekmek. Problem şu. 10.000 altın ne kadar güzel dursa da arkadaşlarımın anlattığı kadarıyla bu 10.000 altın eskiden 1.000 altındı. Ve şu 5 an 10.000 altın. 5.000 miydi? 5.000'di. Artık 10.000 altın. Ödülün artması riskin arttığı anlamına geliyor. Rain de dediği gibi. İsimlerinizi kısaltarak kullanmam da herhangi bir sakınca var mı? Hayır hayır hiç yok. Teşekkürler. Yani ben eşit pay öneriyorum. Kişi başı eşit pay 10.000 altından. Arkadaşlarım için de uygunsa. Çok bonkör bir teklif. Benim için bir sorunu yok kardeşim. Asing'in yüzü öyle bir beyazladı ki. Ya Nakri'nin boğazını 6 defa bıçaklasa anca geçer. Anladın mı? Bizim gibi aynı şevk ve aynı yere... Ya nereden biliyorsun? Nereden bunu, biliyorsun şevkçi? Muhtemelen bunu kişi başı 100 altında da sağlayabilirdik. Yahya doğru mu? 100 ya da 100 altın bu görev için. Onlara kalmış.
Oğlum 10.000'i gördüler. 10.000'i gördükten sonra yok, biraz... Yok ben onu olur. Söylemiyorum. Tamam. Bak ben şu an o parayı... Almadığım paranın peşinde değilim. Durun bir. Onu sormuyorum. Normalde bu tarz görevler için 100 altın, 200 altın ne kadar öneriliyor? Hiç adam kiralamadık. Yani kişi, normal ilanlarda aşağı yukarı kelle avcılığı için. Kişinin kalitesine göre değişir. Avladığın kişiye göre değişir. Ama ortalama yani... Kafa avcısının peşinden gideceği şeyler, kontraktlar 500'den başlıyor. Tamam. Tamam. Problem değil, evet. Eşit pay bence de okey ya. Eşit payı duyunca kardeşinin böyle pelerinden tutup böyle böyle sarsıyor, çok güzel çok güzel falan diye böyle. Paradan yani paradan yana bir şeyimiz yok. Biz de yeni yani halimiz vaktimiz yerinde ama biz de bu daha yeni yerinde. Safaya yeni geçtik. Yani maceralarımız sonucunda böyle bir yere çıktı. O yüzden kendinizi bizden çok uzak görmeyin. Yani maddiyat durumunda biz de yani bir ay öncesine kadar sizinle aynı seviyedeydik. Yani Atting onaylıyor takım onayladığı için ama elim ayağım titriyor benim. Yani çaktırmamaya çalışıyorum ama. O parayı onun... Biliyor muyum? bariz Aseng bir deception atsın. Andrea'ya sen bir şey at. Insight at. Aseng onu saklamaya çalışıyor ama. Olsun. Ben ona parayı veririm. Ben bir duygulanıyorum böyle şeyden. Ağlamaya baş. Yani etkilendim ben şeyden. Bunun yarısı kadar bir evimiz olsa... Bizim ya. İçin çok fazla bile. Sizin gibi yetenekli insanları, özellikle sen, Ray, bizim gibi uzun bir süre sürünmenizi istemem. Özellikle de arkadaşlarım biliyor neler geçtiğini başımızdan. Evet, evet. Fırsatlar çok önemli yani. İyi bir fırsat bence sizin için. Ve bu durumun eşit payında sizin de aynı şekilde eşit efor sarf edeceğinizi garantiye aldığını tahmin ediyorum. Emin olun, sizi korumak için daha fazlasını bile sarf etmeye hazırım. Ya böyle bir şey olmasına gerek yok. İlk bu şey beni düşünüyorum. Tamam, ben de mütevazı olacaksın. Böyle işveren işçi şeyine gerek yok yani böyle bir şeye. Biz şu an bizimle beraber savaşacak insanları arıyoruz. Yani onay verme sizin hani ne seviyede olduğunuzu anlama konusundan dolayı biz bu şekilde işveren gibi yaklaştık ilk başta. Hani sonuç olarak birçok insan gelebilirdi buraya. Hani herkes çünkü söylediği, konuştuğu kadarı değil. O yüzden. Yani problem yok. Ben Andrea'ya gidiyorum. Hani şu böyle el sıkışma vardır ya, aynı takımda olduğunu böyle gösteren ya, şeklinde. Şöyle. Öyle anlaştık o zaman diyorum. Elimi uzatıyorum. Andrea'nın elini böyle hani şey yaparlar, üstte tutarlar ya, o şekilde anlaştık diyorum. Tabii oğlum. Yani, ama oradaki heyecanın elim ayağım titriye titriye geri gidiyorum. Ama böyle elleri terlemiş. Ben hafif böyle bir de diz kırıyorum böyle. Ben orada tamam, bayılırım ama yapma. Yapma. Evet. Aseng bayılır tabii. Arkadaşlar siz tamam. Ne yapıyorsunuz? Korma öncelikle ya yani, tamam. Öncelikle Ray sert davrandıysam veya yanlış bir şey hissettirdiysem özür dilerim. Amacım sizin Korvan'ın da dediği gibi kalifiye arkadaşlar ve silah arkadaşı olduğunuzu bulmaktı, fark etmekti deyip elimi omzuna koyup bir Leon Hands basıyorum ki o tahta kılıça verilen yaralar bir iyileşsin. Öncelikle. Yara verebildiğini düşünüyor musun? Emin misin bu konudan? Evet. Oğlum o kadar değil lan. Neler 8, neler yendik. 8 damage yedi ya. Hoş bir şey değil 8 damage abi. Ben onu iyileştiriyorum da yönelse. 3 7 8 Evet bunlar bitine göre Nakkin kahvaltı yaptı ama biz açız. Biz geçtik. Ama size bir ikinci kahvaltıyı da hazırlarım. Bonhörlüğümden. Efendi Aseng. Evet. Yaklaşıyorum sessizce. Ya şey diyorum o da efendi demene gerek yok yani. Arkadaşım dediği gibi biz dün bunları aldık yani. Biraz Aseng alışmam zaman alacak. Kardeşime bakıyorum.
Ah yani şeyde o bana bakmıyor, onu gösterme manasında göz ucuyla. Çiçekler çok güzeldir ama bazılarının sert dikenleri vardır. Daha önce çok kişiyi hırpaladığını gördüm. Dikkatli olun. Öyle yaklaşıyorum diyorum ki. Aslında sizin geçtiğiniz hayattan ben de geçtim. Hem de uzun yıllar. Daha o beni görmedi. Ben daha dikenliyim. Aynen. Şey diyorum. Daha hiç tanışmadığı insanlar var diyorum. Sonra devam ediyorum. Ben yukarı çıkıyorum. Ama sen bunu söyledin ya abi, benim gözlerim parlıyor. Yani diyorum ki bu iş bitsin. Yukarı çıkmadan önce ben şeyi sormak istiyorum. Ya da yukarı çıktıktan sonra. İşe ne zaman başlıyoruz? Biz ne zaman gelelim? Ne yapalım? Neyi nasıl ayarlayalım? Onları da bize söyleyin. Öyle de çok iyi olur. Çünkü kendimizi hazırlamamız lazım. Teşekkürler. Doğru sorular. Burada kalsınlar mı? Ay yok. Kalalım mı? Ay siz bilirsiniz. Ben abi bilmiyorum. Partiye soruyorum ben bir bunu. Bir konuşalım. Aa, tamam pardon. Bir sıkıntı. Şöyle bir şey var. Ben partimin duyuyorum ki ben aslında bunları bazı zehirli oklar yapabilirim. Ama sadece partimin duyacağı şekilde. Bunu yapalım mı? Onların da bulunsun, onlar da bulunsun mu yani? Sanki bana şey gibi geldi. Attıklarını tutturacaklar gibi, boşa gitmez gibi hissediyorum. Olur ya, evet. Zehir alabiliriz. Evet yani. Bunu... O zaman saat kaç? Yemadam. Saat şu anda erken. Saat 8 falan şu anda. Yarın tamam. Yola çıkacak şekilde biz bugünü hazırlıklara ayırıp yapalım mı? Böyle bir şey, evet. Böyle söyleyelim mi? Şimdi o zaman yarın yola çıkıyoruz. Doğru muyuz? Hı. Arkadaşlar. At evet, falan evet. Bilmem ne ıvır zıvır alalım. Hı-hı. Atımız var bu arada. Size bir at alıyoruz. Size at almamız lazım. Öyle bir durum var. Aa, bakalım. Bir ev dal. Araba dal. At alırız ya. Atta sıkıntı yok. O zaman mikrofon. 500 platinum var hani. Not a problem. I'm rich. Size at alacağız. Onun yanında Aseng, planını paylaşmak ister misin? Arkadaşlar benim size yapabileceğim bazı yani zehirli oklar olabilir. Bunu kullanmak istiyor musunuz? Tabii ki, tabii gözü parlıyor böyle çok mutlu oluyor bir anda. Ben çok isterim. Şimdi gözünü parlayınca görünce vazgeçesim geldi. Dedim manyak bu herhalde lan, gözü parlıyor. Grimaldi'yi anımsattı bana yani. Bana bir şey anımsattı ya. Abi vermesek mi buna bir şey? Ağam keşke arkadaşlara zehirli ok vermeseydin. O taraf tamam diyorum. Bunun için ben de işte bugün o işleri halledeceğim. Bir de ya diğer işi de halledeceğim. Sana bahsettiğim. Tamamsa ben çıkıyorum. Bunun için size nasıl yardımcı olabiliriz? Daha önce tecrübelerinizle işte söyleyebileceğiniz bir şey varsa, bir zehir olur veya başka bir şey olur. Veya istediğiniz şu an ekipman için bir şey varsa onları isteyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Başlangıç için siz de kendi hazırlıklarınızı yapın. Eksiklerini söyleyeyim. Payınızdan, eksiklerini söylemeyelim ya. Payınızdan, hani mesela şimdi ben size vereyim. Daha sonra aldığınız ürünlerden payınızdan düşeriz avans olarak. Ne kadar verelim? Sizin ne kadar ihtiyacınız var sizce hazırlanmanız için falan? Bak, açık çek gibi düşünün biraz. Abi, böyle patronlar harbi yani yanlış ol. Oğlum, alimden zalim doğar. Zalimden tamam. Alim doğar. Bizim yani. Hayatımız sikildi. Doğru, haklı bak, çok doğru. Bok tamam. Suyu içtik biz yeri geldi. Ama açlıktan. Kanka ben 32 defa öldüm, benim hissim yok, duygum yok. Benim şahsen için bütün her şey... Hayal etti. Aynen. Yani... Kişi başı 50 altın yeterli olur mu? Bir de son bir mete daha. Arkadaşlar biz bu kadar iyi değiliz. Biz tokatlayarak adam öldürdük. Ama bak onu sorgularken. Açıkçası sadece her portion almayı düşünmüştüm. Kalan paramı da ata destek olup en fazla bir haste portion tarzı bir şey bakabilirim. Üstünüzdekiler büyülü mü? Kıyafetleriniz büyülü mü? Veya ne giyiyorlar, ne giydiklerini görüyorum ben. Yani... Şeyin üzerine, Andrea'nın üzerine bir tane breastplate var. Andrei'nin üzerinde de bir tane şey var, studded leather var. Breastplate dediğin plate armor mı? Yok, breastplate. Sadece göğüs kısmını kapatan. Medium'un tamam. En iyisi. D&D şey. D&D zırhları. Klasik ya. Abi. Çok evet. Sevdiğim bir... Bize mi sormuştun büyülü bir şey var mı üstünüzde diye? Evet. Bunu dediğinde ben gülmeye başlıyorum çünkü. Ama psikotik bir gülüş mü? Nasıl bir gülüş böyle?
Hayır, psychotic değil. Hani böyle o kadar çok düşünsene zaten hani üstünden başından çok belli onun olmayacağı. Sürpriz bir şeyler var üstünde. Zırh, onu dediğinde gülmeye büyülü başlıyor. Zırh büyülüğü gelmiş hatırlamıyorsam ama. Dikkatli bak. Ama bu bana sonuçta Hülyen Bey. Alo. Birer karakter teksine bakacaksın ben. Birer kez arada güçlendirilmiş bir zırhım var. İki kez de güçlendirmeye verdiğim bir hand crossbow'um var. İki kez derken bunun artı iki olduğunu mu artı anlıyorum ben buradan? Ya. Tamam. Nasıl ya? Yahya ben iki yıldır artı iki repair alamıyorum. Tamam oğlum, genel şey o. Genel parti loot olarak düşün, o öyle yayılmıyor. Onlara başlarken karakterlere belli bir şeyler seçtiriyorlar. Böyle bir item'ları alıyor. Abi bu enflasyon tek bize vuruyor bu oyunda, yemin ederim. Ya iki gün oynayacaklar karakteri zaten. Neyin peşini kıskanç? Abi az şey içti, ne yapayım? Tamamdır. Size iksir konusunda ama burada tanıdığımız bir onun da şeyi boş ama. Yok, boş derken o kadar boş değil. Sıfır mı Yahya? Ben gittiğim zaman orada potlar gördün mü? Temizdi yani. Ya bir esta var. Tamam, biz şehir değiştirecek miyiz? Değiştireceğiz. Biz başka yerlere gideceğiz değil mi? Haritayı açayım ben sizin önünüze. Yakınlarda değil miydi? Ben mi? Yani en son görüldüğü yer. Bu son planımızı. Siz şu an buradasınız. Ne iş bu? Tamam. Onun en son görüldüğü bölge şurası. Ha, dağ var. Yaklaşık 3 günlük bir mesafe gibi mi oluyor? Ne kadar oluyor? Yani bakalım. Bir de onu bulması var çünkü. Aynen, bir de bulması var, araştırmanız falan var. En fazla 2 günlük mesafe. Ya çok değil ya. Başakşehir Kadıköy mesafesi hesapladım ben. Soracağım. Ranger olduğun için iz sürme üzerine tecrübeli misin? Üzerine alınmıyor, duymuyorum. Böyle bir başka bir şey düşünüyorum şu an. Anlıyor falan. Anlıyor. İz sürme tecrüben var mı? Ay evet var. Bana dediğini bir abi çok çok başka bir şey düşünüyordum, affedersin. Tamam güzel. Çünkü izini sürmemiz gerekecek. Kendisi de zaten dağlarda yaşayan bir hayvan olduğu için izini bulma o kadar kolay bulamayacağız muhtemelen. Ve de karaktersiz. Onunla ilgili tabii. Önemli bir ayrıntı. Okay. Arkadaşlarımın bahsettiği kadarıyla belirli mantarlar var doğada, eğer biliyorsanız. Belirli kişiler bunları doğru şekilde hazırlarsa savaşlarda kendilerini hissizleştirmesine yarayacak bir şeye dönüşüyor ve bunlara ulaşmaması gerekecek ya savaş süresince. Yani muhtemelen öyle olmayacak. Ha bir de şöyle bir ayrıntı var. Biz bununla ayrılırken, Uwe ile ayrılırken düşman olarak ayrılmadık. Enteresan bir bilgi vereyim size. Bizi düşman olarak bilmiyor. Yanından biz onunla dost olarak ayrıldık. Şimdi hatta öğrenmeye mi gidiyoruz? Evet. Evet. Ve siz arkadan bıçaklamamızdan korkuyordunuz. Biz onun arkasından bıçaklamayacağız. Dostumuz değil. Bak, düşman ayrılmadık diyorum. Biz şu an seninle düşman mıyız? Değiliz. Dost muyuz? Değiliz. Hayatını bağışladık. Ama hayır işte. Yani onu biz savaştık, yendik. Öldürmek üzereyken öldürmedik. Bize bazı problemlerden bahsetti. Aslında bize yalan söyledi. Söyledikleri yalandı. Biz de ona inandık. Ve devam ettik hayatımıza. Yani orada bizi düşman olarak bilmiyor. O yüzden gittiğimiz zaman eğer karşılaşırsak onunla, yani illaki karşılaşacağız. Karşılaştığımız zaman hemen bir anda savaşa girmeme ihtimalimiz de var. Eğer bize saldırmazsa. Yani çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Bizim onun yalanlarını keşfedip keşfetmediğimizi bilip bilmediğini bilmiyoruz. O yüzden böyle bir durum da var. Ama değilse bile ben onu arkadan bıçaklamak veya o an işte bir pusu kurmak gibi değil. Direkt suratına bağırarak meydan okuyacağım. Öyle. Bir cücüden de bulabiliriz. Ya neyin nasıl olduğu benim pek umurumda değil açıkçası sonuçta. Benim burada iki arkadaşım aldı. Sana şu kadarını söyleyeyim. Evet, bizi şu an bir arada görüyorsun ama aslında burada Koru hariç yani
çok uzun süredir birlikte olduğun ve yaşayan tek arkadaşım burada Corvo. Yani bu Uwe bizden iki arkadaşımızı aldı. Daha sonraki savaşlarda da arkadaşlarımızı kaybettik. Yani senin bahsettiğin etikler benim pek de umurumda değil açıkçası. Ve burada yani kilise yakmış, insanları öldürmüş birinden bahsediyoruz. Pekala. O zaman da bu davanızı haklı kılar. Ki benim gözümde sadece kontraktımızın olması bile bu davamızı haklı kılıyor. Güzel zaten. Kafanızda herhangi bir soru işareti veya minik bir ukde bile olsa şüphe kalacaksa bizim eskiden ki flüt davasını hatırlıyor musunuz? Bahsetmemde bir sakınca var mı? Bahsetme lütfen. Bence tamam. De. Yani gerek yok. Sadece yolda eğer bu kişiyi tanıyorsanız bu düşmanla ilgili sizden bilgileri almak isterim. Hani ne kullanıyor, ne yapıyor. Ha, genel olarak hatırladığım kadarıyla en son savaş baltası kullanıyor. Ama el baltası gibi olan. Küçüktü değil mi? Böyle bir Vorex gibi değil de Hendex gibi bir şeydi. Bunu el baltalarını fırlatıyordu. Bir de ufak bir kılıcı vardı. Ufak bir kılıcı, el baltaları ve arada mantar yiyerek Nakşi'nin söylediği gibi işsizleşiyordu aslında. Acıya karşı. Üzerinde zırh yani yok onun dışında. Uzak yani yarı çıplak savaşıyor. Bu bir barbar o zaman. O meta. O aşırı meta. Meta diyor, oyun içi yok. Oyun içi fikir yürüttüm. Savaşçı barbarlarla savaştık, barbar kabileleriyle biz asker döneminde. Olabilir. Barbar olabilir. Yani peki sence Grimalda ne diyorum? Gördüğün şey ne? Önce sana onu anlatayım. Gördüğün şey Biron falan mı? Utandığını görüyorsun. Yahya bir Biron falan değil mi? Grimalda'nın boyu. 1.10 bile değil. 90 santim demiştim. 90 santim ya. Aynen. Aramızda 20 santim var diye biliyorum. 90 santim. Küçük. Bir dakika bu fotoğrafı Yahya sana 120 atacağım. 120 santim falan aşağı yukarı. Böyle Allah'ım şirin böyle. Yazar. Üzerinde bir yelek böyle. Ondan sonra. Çok tample. Küpeleri falan var. Bir tane headband takmış böyle şeyi. Böyle bir şey. Ufak tefe bir şirin bir şey böyle. Neyse ben o sırada makine dönüyorum, aklıma geliyor. Oğlum biz bu mantarı niye araştırmıyoruz bugün? Belki etkisiz hale getirecek bir şey buluruz, birine bir şey soralım. Alacağımız zehirle belki etkileriz. Zehrin yanında bir de antidot. Bu mantarın yaptığı şeye ters etki yapacak bir antidot falan bile sürebiliriz okların ucuna. Çok mantıklı. Biliyorsun büyü falan böyle şeyler pek anlamam. Biri yanımda olsa iyi olur. Birlikte gidelim mi diyorum. Olur, halledelim bakalım. Tamam. Yahya sana bir fotoğraf atacağım. Grimaldi konusunda da eğer bu kişi sizin yanınızdaysa ve en az sizin kadar yetenekliyse görünüşü itibariyle ondan çok korkmalıyım. Kesinlikle doğru karar. Yo. Hem ne kötülüğü mü gördünüz? Kötülüğü yani şey mi? Savaş alanındaki yetenekliliği diyelim. Evet. Ha, olur. Bir de kendisi kötü biri değil ya. Kötünün ta kendisi. o yüzden... Yahya bir SS attım sana. Bunu ekrana verme şansın var mı? bir saniye. Evet, var. Bir maldaya dönüyorum o sırada. Atalım mı ikizler? 5 altınla. Bağımlı. Az zengin kleptomanisi var. Abi. En iyi karakter repesi benim bu arada. Ben de güzel kart oynarım. Askerdeyken çok kart oynardım. Kart da oynarız. Ama önce tuzları at. Direkt kabul ediyorum. Anladın mı? Sen kabul etmiş gibi. Üçe üç. Sinirleniyorum. Bu sefer alıyorum böyle daha sert atıyorum böyle şeyi. Hayır bu sayılmaz. Andrei her şeyi kazanıyor. Evet Andrei'yi kazandı. Andrei ne alaka?
falan diye. Biz ona da söyledim. Bir kez de sus be. Vermiyorum, altıma. Ne, vermiyor musun? Vermiyorum tabii. Ya bir kere iyile yapma ya. Siz orada kumar oynarken ben de var şey yapayım. Korvo orada derin bir şey düşüncelere dalmış gibi. Yok, Korvo vicdan utanıyor. Yanlış anlama. Andrea. Burada mısın? Buradayım. Şöyle duruyor. Şöyle bir şey görüyoruz. Aynen. Bu Grimal da bu. Grimal da. Okey, yani bunun böyle, ben size 100 gold veriyorum, yarın yola çıkacağız, bugün içinde ihtiyaçlarınızı karşılayın ama pot konusunda muhtemelen bulamayacaksınız çünkü savaş nedeniyle bütün dükkanları boşalttılar, savaşa yardımcı malzemeler olsun diye. Bizde pot var, hala bol bol potumuz var diye biliyorum ama minor healing miydi onlar? Minor da, aynen öyle. Tamam. Tamam, onlardan vereceğiz, vereyim size. Ben kullanmıyorum zaten. Gold'u vermenize gerek yok çünkü at ve potion dışında benim alacağım bir şey yok. Senin var mı kardeş? Zırh falan, kıyafet, kuvul ustaya gidebilirsiniz. Onun gibi bir şeyler istiyorsanız veya aslında oktur veya şeydir. Üzerlerinden daha iyi, üzerlerindekinden daha iyi bir şey bulabileceklerini sanırım. Belki bir kuvula gidilsin ya, biz de belki bir şeyler buluruz. Bir göreyim ben. Bir kuvul usta mı göreyim bir ara. O zaman beraber gidelim. Tamam. Yahya, şu an yapacak başka bir şeyimiz yoksa, hani muhtemelen yarım saate falan bitecek session. Biz böyle dolduralım mı yoksa yapmamız gereken başka bir şey var mı? Onu siz karar verirsiniz. Tamam. Ben tamam. Şöyle şunu öneriyorum. Kuvul ustaya gidelim. Sonra hep beraber bir bu kütüphaneye uğrayalım. Bu mantarların ne olduğunu çözmeye çalışalım. Hep beraber yapalım. En azından hepimiz onu, belki... Onu zaten söylemiştim size bu arada. Onu öğrendik. Tamam. Bunu nötrize edecek bir şey bulmaya çalışalım o zaman. Ona yedirmemiz lazım ama o nötrize edecek bir şey bulsak bile. Oğlum bu adamlar ne bileyim saplıyor maplıyor, yok mu saplıyor bir şey olur. Kanamanı geçer. Hayır, yedirmemize gerek yok. Aynen öyle. Zehir gibisinden yapılabilir. Bizim kuveyi öpmeye gitmiyoruz. Ya bu sadece onu güçlendirmiyordu. Hani hatırladığım kadarıyla bu sadece onu hissizleştiriyor. Adam bu sayede kaçtı. Birkaç tane daha taktı gitti. Yani çok da şey değil yani. Güçsüz bir şey değil yani. Yeterince ya. Sert vurursak. Kanki zaten ya yanlış mı hatırlıyorum? Zaten omuzunda baya bir yarık vardı. Omuzda göğüs. Ama umursamıyordu. Baya kötüydü, umursamıyor demiştin yani. Yani normalde... Sen onun yarısı kadarıyla adam öldürüyordun. Ya. Daha biz şaplakla da öldürdük de yani. Ya biz çok amatörken gittik oraya. Öyle bir fark vardı. Biz daha ilk... Bu arada size de söyleyeyim. Biz geldik bir handa eski partimizle. Aseng vardı o eski partiden kalan. Han'a gittik, bir handa buluştuk. İşte maceracılar olarak tanıştık. Dedik ki hadi göreve çıkalım. Hadi görev alalım. Daha da vahimini gibi söyleyeyim. Kendi partimdeki paladin bana kılıç çekti. Yani bunu burada çok az insan hatırlar. Böyle saçma bir partiydik yani. Sebebi de var. Onun bir sebebi de var da neyse diyorum. Ne olmuş altın çaldıysam? Yani neyse. Kleptomanisi var demiştim size. Geldik dedik ki hadi gidelim dedik. Yeni maceracılar olarak görev alalım dedik. Ne görev alalım dedik. Sonra baktık oradaki en çok altın veren 5000 altınlık göreve gittik. Ve ölüyorduk. Yani acemi, hepimiz birimiz öldü. Acemi maceracı olarak gittik. Ya bildiğiniz bu aslında bir intihar göreviydi ama bir şekilde başardık bunu. Sonrasında işte yani o yüzden biz çok güçlüydük. Onu unutmayın. Oraya gittiğimizde çok tecrübesizdik, toyduk yani. Ben köyden yeni gelmiştim neredeyse. Korvo, ben bir efendi oldum. İndiğimi şımarıyorum biraz, benim kızı blush kızarıyorum böyle. Evet. Evet.
Yani ben de sertim artık diyorum. Ciddi bak. Aynen. Böyle şey koruyduğunuz ne yapıyorsun oğlum? Anlayamadım. Şey, çok sert bir yapım var savaşta, ben ön saflarda. Kendimizden bahsedelim size isterseniz biraz. Çünkü sadece sizle ilgili şeyleri öğrendik. Ben çok iyi dans ederim. Korvo başlıyor. Korvo, ben ağır zırhlıyım görebildiğiniz gibi. Zırhım parlak bak. Zırhım çok temiz ve güzel görünüyor ve parlak bak. Gururluyum. Onu görebiliyorsunuz. Gözümden anlayabiliyorsunuz. Çünkü sürekli bakım yapıyorum falan. Ben de bir demirciyim. Çok iyi olmasam da şu an hala gelişmekte olan bir demirciyim. Ön saflarda savaşıyorum. Genellikle hani hasarı üzerime çekmek. Çekiyorum daha doğrusu. Hasarı genelde üzerime çekiyorum. Böyle savaşıyorum. Bir paladinin olduğunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu yaşa geldiğinize göre. Ve yolda karşılaşmışlığımız çok oldu. O zaman biraz daha açayım sizin için. Ben de koronun yanında biraz daha hasarı üzerime çekmek ve aynı zamanda bir o kadar da hasar vermek üzerine ustalaşıyorum. Bir yandan da inancımın gücüyle arkadaşlarıma yardım edecek büyüler yapmaya çalışıyorum. Asıl. Ben bu takımın hem gözcüsü hem de aslında savaş meydanlarında gözükmeden saldıran üyesiyim. Daha çok Korvo ve Nakrin gibi önden olmasa da belki sizin bile bazen birden yok olduğum, birden ortaya çıkıp saldırdığım ve geri yok olduğum bir şekilde savaşıyorum aslında. Grimalda'ya dönüyorum. Genelde takımın arkasını topluyorum. Ondan sonra hep iftira atıyorlar. Ama beceriksizleri. Hep bana böyle bir iftira atıyorlar ama onları dinlemeyin. Yok işte neyse oralara girmeyeceğim neyse. Bak yine sinirlendim diyorum. Benim elmam vardı ya. Elmam nerede? Bağlıyor sonra. Attention span bu kadar. Hani. Grimalda çok nettir. Yani dostlarını, sevdiklerinin yanında olduğu sürece fark etmiyor. Yani ne olduğu, herhangi bir yasa, herhangi bir krallık, insan, onur, ahlak, din, dil, ırk ayırmadan kimin tarafındaysa onun karşısındaki tarafa karşı olarak her anlamda. İçin, kadın, çocuk... Evet. Ailede yoktur. Bebek. Karşıda bir birey vardır. Onu öldürmeye çalışır. Bu arada bu meta intelligence'ım onun altında olsaydı bağıra bağıra sen köyü katlettin diye bağıracaktım. Onun üzeri olunca sustum. Aynen. Biz de firalardan bunu bahsediyordum. Burada sadece paralı askerlik mi yapıyorsun? Evet birazcık. Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Sizin şeyinizde, hikayenizde buraya nasıl geldiniz? Nasıl buraya kadar yuvarlandınız? Neler yaşadınız? Gerçi ben bir paralel evrende hatırlıyor gibiyim. Güzel, simalar biraz benzer geliyor. Orman, merhaba. Karadeniz'i bilir misiniz? Nasıl bilmem daha diyormuşum ben. Benim akrabalarım orada. Karadeniz'in kuzey limanlarında Köstence şehrinde doğup büyüdük. Oradan sonra ben askeri savaş eğitimi almaya gittim. Sonra bir takım talihsiz haberler aldım. Kardeşim anlatmak isterse anlatır. Askerliği bırakıp kardeşimin yanına döndüm. Döndüğümüzde işte kalacak bir evimiz, bir akrabamız, kimsemiz yoktu. Biz de kendi yöntemlerimizle öğrendim savaşmayla öyle yola çıktık. Yani biz de bu kadar güzel bir evimiz değil de yani başımıza dokunacak bir evimiz, güvenli bir alan istiyoruz kendimize sadece. Öyle gözü yükseklerde veya yani en azından ben böyle büyük yaşam kaygıları, hevesleri olan biri değilim. Hı hı. Ha, bu arada isterseniz ufak tefek tamir işlerinden de anlıyorum. Yani arbaletimi falan bozulduğunda hep kendim tamir ederim. Lazım olursa. Çok güzel. Aslında ben de bir tane heavy crossbow var da ben bu şeyi boşaltıp doldurana kadar bakayım mı? Javelin atmayı tercih ediyorum.
tabii diyorum. Yardım edebilirim sana. Tartıyorum hadi. Normal standart heavy crossbow hani. Bunu atana kadar şu javelinlerden çıkartıyorum bir tane hani. Fırlatmak daha kolay, daha hızlı oluyor. Ben hemen onu aslında nasıl yaptığımı şey yaptım. Hani onun bir kısa yolu senin bahsettiğin gibi o şeyden gösteriyorum. Bak şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin diye hıp hızlı konuşarak anlatıyorum bunu. Bir saniye. Asen tutuyorum. Korvo onu da omzumda alıyorum. Bir şey diyor. Bir şeyler anlatıyor. Ben anlamıyorum. Böyle şey yapıyorum önce. Nakin çekti ya. Şimdi kim anlatıyor ya? Sert yapıyorum önce. Kim anlatıyor? 180 derece değişiyor sertlik. Kim anlatıyor? Gösteriyor. Allah Allah. Direkt diyorum. Evet. Hızca anlat tabii ya. Ya anlat tabii gerçekten. Orada Grimaldi beni bekliyor. Zar için. Tabii daha mı anlatayım? Ya sen seve seve tekrar anlat. Dinliyorum. Aynı şekilde. Bir daha söyle. Bir aynen bir daha. Orada kendimi zorluyorum anlayabilmek için. Ne kadar anlamayacağım. Bu arada az önce işte kardeşim dedi ya bir şeyler oldu falan köyde diye. Şöyle bir olay oldu. Biz köydeydik abim. Abim diyorum sürekli orada neden? Benden bir dakika önce doğdu diye sürekli bana bunu söyledi. Benim aklımda hep bu kaldı yani. Bazen abi deyip duruyorum. Her neyse bu başka bir konu. O askere gittikten sonrasında bizim köyümüz mahvoldu, yandı ve ben o sıralarda da zaten ormandaydım. Yani orada burada geziyordum. Evime bir döndüm. Hiç kimse köyüm mahvolmuştu. Bir şekilde anlamadınız mı? Ne? Neyi anlamadık mı? Ha. Yok ya. Ne? Hayır yok. O Wood Elf değil ki ama. O Kuzey Karadeniz. Bizden bir dakika. Wood Elf misin? Ne yaşıyor? Hayır. Ne görüyorum ben? Kuzey İnsan. Karadeniz. Böyle tamam. Saçımı çevirip gösteriyorum. Ha, elf olmak ulan ırk. Ya? Irkçılık yaptım. Okçu diye ranger diye. Elf olduğunu varsaydım. Tamam. Yaşamadı. Yok Ahmet değilmiş. Geçmiş of. Olsun. Ya geçmiş. Sen devam et. Ama yüzüm kıpkırmızı. Çünkü aklıma bir şey dank etmiş. Böyle suratına bakıyorum. Ay iyi misin sen, hasta mısın, ne oldu yüzün böyle bir garip. Ben çok iyiyim, burası biraz havasız kaldı. Bir de nakin çok uzun. Ben fenalaşıyorum o çok uzun olunca. Evet çok uzun. Yanında olunca evet. Ondan sonra. Evet şu sen şu mekanizmanı anlatır mısın? Belki nakini uygularız. Tamam. Ondan sonra. Bunun acil dağılması lazım senin köyün katledildiği dedikten sonra. Ardından işte ben direkt ADHD var belli ki. Hemen o konuya geçiyorum. Hani o katledilmiş bir şey olmuştu. Hemen mekanizmayı anlatmaya geçiyorum. Bahsettim yani öyle. Anlıyor muyum? Şey anlayayım. Yani nakine yardım edebiliyor muyum? Wisdom check atın abi. Kesinlikle anlamayacağız. Anlıyorsunuz wisdom. Abi. Gayet. Aa. Şey yani ufak bir aparat var abi. Normal hani... Amele asker ne yapar? Batistik piyade. Onu yere koyar böyle. Ayağını sokar oraya. Tirkeşi geri çeker böyle. Takar oraya. Sonra kaldırır onu. Oraya boltu yerleştirip öyle atar. Bu Borgo yaptı bile. Ben üzerine Black takıyorsun. Olduğum için bir de kritik attığım için bunu çok iyi anlama. Ve yapabilme. Kritik kabasını, wisdom. Bunun kabasını sen yapsın, geri kalanını Asenk halleder. Mekaniğine. Değil mi? Evet. Birlikte çalışıyoruz Kovoy'da zaten. Alışız. Bundan sonra işte de öyle. Nasıl? Tamam. O zaman mikrofonu şey oldu. Gereksiz sansür. Çok teşekkürler. Ne demek, rica ederim. Peki bakalım şimdi sizi ne yapabiliriz? Kahya'ya bakıyorum. Adını hatırlamaya çalışıyorum. Gofik. G ile başlıyordu. Gofik değil. Gofik dersek olmaz. Water. Gustav. Tamam, ben bize niye anlamıştım? Bir dün tanıştık. Gustav! Oğlum ne çağırıyorsun adamı? Lan adamı izin verdik ya. Tamam izin verdik. Bak şimdi nasıl boş bir istek geliyor. Söyle. Aynen. Donumu yıkadın mı? Bak. Gustav. Arkadaşları yerleştirebileceğimiz bir odamız var mı? Tabii ki misafir odalarımız boş şu anda. Çok güzel. Çok da boş abi, değilmiş. Beraber kalmak mı istersiniz ayrı odalarda mı?
Buna cevap veremeden inanılmaz duygusal oluyor bir anda. Kalacak evi var şu an. Kafasını sokacak bir yer var. Cevap veremiyor duygusallıktan. Gözleri doldu. Abi ben biz size Toki'den ev alacağım ya. Fazla yer kaplamayalım. Tek oda yeter. Yok hiç fark etmiyor. Nasıl isterseniz bir de yataklar, bir rahat. Ay, bir rahat. Gerçekten mi? Bak biz de dün yattık hayatında. Niye evde hayatımı ya? Misafir odasında ağırlıyoruz. Ya biz onlarla beraber savaşacağız. E tamam. Ama yarın. Daha savaşmadık. Ama yarın yola çıkacağız yani. Hani bu şey değil. Evimizde kalıyorlar misafir odasında. O da ben bir Malda'ya bakıp pek şey diyorum. Bir Malda'ya bakıp şey diyorum. Vallahi horlamam ya. Bak şey yapma. Gece ses çıkarmam yani. Ama Grimalda horlar. Tamam, ben rahatsızlık orla vermem. Onu demek istiyorum. En çok ben horlarım. tam olarak Grimalda mı bu? Ece bak. Ben horlarım en çok. Bizim tek eksiğimiz atlar kaldı o zaman. Atları hallederiz. Kaldıysa tabii. Şehirde at kaldıysa. Savaş bittiği için herhalde seyisli atlarını geri vermişlerdir. İnşallah. Kalacak yerinizi hallettik. Gustav çok teşekkürler. İzledim biliyorsunuz ama minik bir iş çıktı işte. Kusura bakma tekrardan. Bir azık şey Gustav'a soruyorum. Bir ration falan, biz yolculuğa çıkacağız. Ration falan hazırlamamız gerekiyor. Nereden alabiliriz bunu? Diyorum. Yani içleriniz dolu şu anda. Evet. Kendi üzerimizde tamam. De ration çok var. Doğru. Onun üzerinde 23 tane ration var. Bence. Çünkü azaltmıyoruz çünkü. Doğru. Ben azaltıyorum bu arada. Ben de azaltıyorum aslında. Ama üzerinizdeki ağırlıkları attınız mı? Ne yaptınız? Ben rasyonel de yok ki. Attım abi. Ya kilere. Çok basit bir şey ya. Paraları bankaya mı yatırsak? Tabii bir siz miktarlı yatırın. Sizin için mantıklı. Ben geri çekemeyeceğim. Kuzeye gidince. Kuzey denizinde pek. Sen de o zaman Cem'e falan dönüştür. Yani. Aynen. Taşıması daha kolay olur. Mantıklı aslında. Şimdi bugün yarın yola çıkacağız. Kovro ile birlikte senin şeyi de hallederiz. Mekanizmayı. Aa çok iyi olur. Kuvul'a gidelim. Kuvul halleder onu. Ama ben daha seninle çalışmak iyi istiyorum. Ha yok biz de yapabiliriz ama Kuvul'la bir inceleyelim hani bunu yapıp yapamayacağımızı. İstersen biz yaparız orada. Hep beraber çalışırsınız. Kuvul'un ocağında. Ben Kuvul'a kendimi kanıtlamıştım. Hayır, tamam mı? Kuvul'a kendimi kanıtlamıştım ben bir miktar. Evet. Bugünden beri bize artistlik taslıyorsun. Bu nereden geliyor bilmiyorum ama. Ne artisti ya? Helene bakıyorum sana. Oğlum bizde de var. Mal mısın? Aynı seviye değil. Ben yani diyorum. Yani benimki boyuma göre ama aynı işlevi görüyor. Artisti falan yok. Boyu değil işlevi. Ya. Asenk. İşleri bir an önce çabuk bitirelim de akşam biraz kağıt oynayalım. Özlemişim askerden beri. Ben öyle bir pis sırıtıyorum ki hani öyle yolunacak tavuk falan aynen diye böyle. Sonunda bunu başkasına söylediğin için o kadar mutluyum ki yeter artık kağıt görmek istemiyorum. Başımın eti yeniyordu. Ben seni kurtaracağım. Bir dakika hangisini? Bu hayattan çekip çıkaracağım seni. Oh. Abi Asen yani bu kadar yaşa gelmiş. Zeki yani. Ben Asen gibi dürtüyorum. Bir kenara alıyorum diye bir şey söylüyorum. Ya ne var? Oğlum bak adamın yanında kız kardeşine sulanıyorsun. Adamı öldürürüz. Ayıp lan ayıp. Öyle bir şey olur mu? Ya tamam be. Yavaş Allah biraz. Tamam yavaş. Ya şu ana kadar sakmadığım kız gördün mü? Kızınız 180 yavaş amına koyayım diye o video var tabela var ya. Kız 180 ne icat ettik lan az önce? Neyse. Şimdi ben de Korvo'ya böyle pelerinimi dönerek gidiyorum. Bize hiçbir şey yapamazlar. Herkes de bir hava, herkes bir efil efil. Aa. O sırada Grimalda kendi kendine zar atıyor. Ben yendim. Anlamıyorum işte. Okey şöyle yapalım. Bu işlemleri atlayalım Yahya çünkü saat 12.30 oldu. Tabii. Ya bana bir investigation check atın abi. Biz şöyle bir şey yapmak kim at arıyorsa. Şöyle yapalım. Biz şu an şehirde günün geri kalanında açık olan marketleri bilmem ne market dükkanları gezip
At, işte pot veya işte kılıç bilmem ne vır zıvır. Kuvulla görüşeceğiz bir ara. Bunlar için falan dolaşacağız. Ve en önemlisi o mantarlar için bir panzehirimsi bir şey. O okun ucuna sürülebilecek ve bu mantarların etkisini... Onu bulamıyorsak da etkili bir zehir yani. O da olur hani. Paralize edecek bir şey, bir zehir. O da bende de yani Poisoner Kit var. Hiç olmadı yaparız. Yapmaya çalışırım. Veya bizim işimize yarayacak bir iksir. O sırada şeye gidebiliriz hani. Esta'da olmasa da Esta belki bulabileceğimiz bir yer biliyordur. Esta'ya gidip sorarız bunu. Ya günü buna harcıyoruz işte. Tamam. Şimdi investigation'la şey buluyorsunuz, at buluyorsunuz. Atın fiyatını söyleyeceğim size. Bu arada ben bir ara stealth olarak gidip ufak bir iş halledip geliyorum. Ha senin yok, ne fark etmiyoruz. Pelerini sallıyoruz. Herhangi bir şekilde indirim olacaksa veya pelerini sallayınca zam mı yapacaklar? O da mümkün. Bana bir şey atın. Naklin bir persuasion check atsın. Atayım tabii ki. Buyurun efendim. Bakalım ne olacak fiyatlara. Persuasion. 25. Evet. İyi. Bedavaya veriyor. Şöyle 50 altına bir riding, ikisi de 50 altına birer tane riding horse buluyorsunuz. Çok güzel. Başka şey arıyordunuz. Ne arıyordunuz başka? Panzehir için. Yok, bu başka bir şeydi. Zehir için malzeme arıyordunuz değil mi? Evet. Ya zehir onun, kendisini malzeme de olur. Zehir onun, de panzehir. Aslında sen şey yapıyorsun. Kara marketten buluyorsun. Underbelly'yi, bağlantıları falan şey yapıyorsun. Onu tanıdığım, gördüğüm birkaç kişi aklına geliyor falan böyle. O şey İstanbul, var ya... Konuşmayı da özlemişim. Zelaria diye bir tane şey vardı ya. Hı hı. Aa, benim evet. Kurtardığım şey mi? Evet evet. Evet. Aa, işe yaradı. Bu arada atın parasını ben düştüm. Eğer şey yapıyorsanız da ısrar ediyorum. Madem bu macerada eşit olacağız... Atlarımız bize ait olsun, bizim almamıza izin verin. Tamam diyorum, Lakrin'e karışma diyorum. Bence karışma. Aynen. Şeyde, o sana şey yapıyor, temin ediyor. Hem iksir, hem şey, zehir. Yani hem zehir yapabileceğim malzeme. Üçünü de temin edebilir sana. Hangilerini alacaksın? Hepsini alacağım. Hepsini 100 altından satıyor şeyleri. Nasıl hiç fax iksirlerini. Hepsi toplam mı 100 altın şu an? Yok. Basit şifa iksirinin tanesi 100 altından satıyor. Oğlum bir sürü iksirimiz var basit. Aynen. O var. Onu geçelim o zaman. Tamam, greater da satabilir istersen sana. 1000 altına. 1000 altına mı? Tabii ki kara market fiyat, olduğu için. Bu fiyatların böyle olduğu olması... Ara önemli. Cuma zamanına denk geldiği için bir... diyorum ki ona... Yani bu işi ben de yaptım. Yapıyorum. Yani... ikna olacağım bir fiyat söyle. Bir de aynı zamanda hani senin hayatını kurtarmamızı... şey yapar mısın? Sen yoksun orada. Ben yok muyum? Tekne ittin lan. Ya dur bir dur. Söyleyeceğim ama hani... Önce bir buradan vuruyorum. Sıkışırsa... Olmadı, biz bu zehri normalde bulamıyoruz. Sadece Black Market'tan mı bulabiliyoruz? Yahya. Evet. Evet. Tamam. En son buradan bulabildi işte. Zehir için zehir istiyorsanız bir saniye. Bakalım sizin okları zehirleyebilecek miyiz? O sırada siz at koşturuyorsunuz. Atları bir deneyin. Yılan zehri var. Drow zehri var.
ellerinde. Onları 400 er altından satıyorlar. Drow zehri mi? Drow zehri. Drow zehri nedir? Şöyle. Yeraltı elfini oluyor. Drow'ların kullandığı bir şey bu. Bu hasar falan vermiyor. Şey yapıyorsun. Meta olarak söyleyeyim. Bir DC 13 Constitution Saving Throw atıyor. Eğer geçemezse bir saatine zehirleniyor. Eğer 5 sayıdan daha fazla ile şey yaparsa, geçemezse bu Constitution Saving Throw'dan, uyuyor. Bayılıyor direkt. Bayılıyor. Aynen. 5'ten daha fazla ile başarısı olursa. Yuhum gelir. Yuhum gelir. Aynen öyle. Şey, yılan zehri de nerede bir saniye? DC 11 Constitution 3D6 zehir hasar veriyor bu. Abi yarı 11'i geçer. Bunlar tırtış mı zehirler o zaman? Şimdi bunu da düşünüyorum. Yani bu şeyde başarılı olduğu zaman da yarı hasar veriyor mu? Abi her türlü hasar veriyor. Yani. Yılan zehri mantıklı şimdi ama diğerini geçer gibi geldi. 13'tü çünkü. Durum şu. Bir şişe zehirden kaç tane oku zehirleyebilirsin? Asıl soru bu. Birer kullanımlık. Al ya, sal zehri. Oğlum doğru düzgün kaliteli zehirler de değil ki. Adam dayanıklı, çıplak savaşıyor. Biz adama Constitution save attırıyoruz. Ama şey neydi adı? Yılan zehri geçse de hasar vuruyor. Hasar vurmuyor. Uyutuyor. Vuruyor. Hayır. Hayır, vuruyor. Başarılı olursa da yarısını vuruyor yılan zehri. Bir de ama burada one shot hakkı var. Şimdi 30-30-30 atarlar. Zar abi bu. 12 bir atar kalırız. Yani. Şöyle bir şey de var. Drow zehrini alırsın. Con save'de crit fail atarsa uyur ve savaş direkt biter. Yani bunun ihtimalinden bahsetmeye gerek var mı? Onu şans tabii sana, ki. Sana bir tane tek bir şişe gösteriyor. Gösterdiği şey 2500 altın fiyatı. Bu Wyvern zehri DC 15 Constitution Saving Throw 7d6 hasar veriyor. Başarılı bir şey de yarısı, başarısız da 7d6, başarılı da yarısı. Irarak öldürürüz biz, boş verin zehri bence. Yani orada değilim ama ben bile tokatlamıyor ki. Ya bu arada bir şey diyeceğim. 500 platinumuz var. Ben hala para harcayasım gelmiyor ya. Evet. Ya platinum ya. Platinum 100 altın, öyle düşün. 5 altının var. 16. 25 gidiyor. 10 mu? Hayır ya. 100. 100 10 mu? 10 mu? 10. Onur artıyor. 10 mu? 10 tabii. 500 altın mı verdi? Hayır, yok 5 milyon altın var. Nasıl hesap mı? Doğru. 500 platinum 5 bin altın ediyor. 500 çarpı 10 yapıp 50 mi buldun lan az önce? Nakrin'in intelligence oyuna yansıyor bak işte böyle anlarda. Gerçekçilik için lan. Abi moralim bozuldu, ben bir şey almayacağım ya. Tamam. Şey aldınız. Kütüphanede üyelikleriniz vardı. Bana bir investigation check atın. Ne arıyorsunuz kütüphanede ya? Buna, bu bahsettiğimiz şeye, olaya panzehir. Bu arada noble privilege'imizi kullanıp hani kütüphanecilerden yardım isteyebilir miyiz? Sevdesin, size avantaj kazandır önce. Avantaj adı bir şey. Oğlum zaten 5 tane soylu, 5 tane soylu kütüphaneye girerse ortalık çok karışır. Hani, avantajla oradan diyorum ya. İstemene gerek yok yani onu, anladın mı? Onlar zaten başımıza üşüyecek. Ağlarda uçuşuyor tabii. Yani. Tabii. Attığımız zarlara ama bak, Ali araştırıyorsunuz. Yani bayağı işiniz, sizin saydığım işler yaklaşık saat 2'ye 3'e kadar sürüyor. Günün geri kalanında bayağı bir mürekkep yalıyorsunuz. Ama yani Fly Agaric o mantarla alakalı bilgiye ulaşsanız da bunu yedikten sonra bir insanın bünyesindeki onun işte etkisini geçirmek için işte bir şey yapacaksın. Yok ne bileyim bilmem ne de atacaksın falan. Öyle bir şey yapamıyorsunuz. Tabii ki yok. Yok yani. Çünkü zaten çok götten atma bir yoldaydık.
Evet, sen bu konuda. Abi böyle bir şey yok. Onu yediği, evet. Bak yediği şeye, şimdi sizin istediğiniz şeyin 2-3 katmandan dolayı yanılıyor zaten. İlk katman şu oluyor. Yediğinde vücudundaki etkisine olan şeyleri bastıracak başka bir mantarı. Hani bu bunca... Başka bir mantar değil. Başka bir mantar değil. Başka herhangi bir şeyi bunca evrendeki eşya arasından hepsini test edip bulunması lazım. İlk zor katman bu. İki bulundu. Bir de üstüne buna anti şey olarak olduğu yayılıyor böyle. Şöyle bir şey var. Belki mantarın şöyle bir özelliği vardır diye aradım ben. Bu mantar işte işsizleştirir ne diyeyim. İşte atıyorum aside değil ama. Yani bir dezavantajı da vardır diye aradım aslında. Şeydir. İşte şunlar hissizleştiriyor atıyorum. Ama işte atıyorum kaynar suya karşı değil. Aynen. Böyle bir şey bekliyordum aslında. Ama çıkmadı. Hayır. Olsun. Ben bunu bizim bu şehrin dışında bir köy vardı. Şaman. Biz her türlü bu adamı yeneriz ya. O şey köyü. Öleceğim değil mi ben? Offenbach. Sen dur. Offenbach'a gidip bizim bir şaman vardı. Sağ olsun beni dinime getirdi. O gittiğimiz köy eğer şeyse abi yıkıldıysa ben çok ağlayacağım biliyorsunuz değil mi? Geldiğimde siz de ağlayacağım. Bu arada Grimaldo belini sakatlamadı mı o köyde? Evet orası. Yardım edeceğim diye. O belki bak buradaki kütüphanede yoktur ama belki o adam biliyordur. Olabilir yani. Tamam ona da gideriz ama bunları artık bitirelim. Bitmedi. Tamam. Saat 12.40 oldu. Gidelim araştıralım ondan sonra zaten gün bitecek tahminimce. Değil mi? Ne araştıracaksınız tam olarak bakalım? Köye gidip... Köy... Bu... Sizin yolunuzun üzerinde. Ha tamam süper. Giderken sorarız onu yapın diyor yani yönlendiriyor bizi. Yok, yani, bu bir gerçek yani gideceğiniz yolun üzerinde. Okay. Ama mesela oradan bilgiyi bulsak panzehir yapmak için orada malzememiz olmayacak. Ya due date'imiz yok ki. Doğru aslında. Panzehir de yaptık yani çözdük. Abi, şövalye olduk panzehir arıyoruz. Oğlum. Sen iki hafta önce bokunla oynuyordun. Tamam mı? Hala ben aynı fikirdeyim. Onu diyorum. Siz şu an soylu araştırma yapıyorsunuz. Ben tam olarak aynı. Ben diyorum ki aynı bak bokumla oynuyorum hani. Diyorum ki gidelim dümdüz. Oğlum biz araştırma yapıyoruz. Bu adam hani şöyle benim düşüncemce siz macera aradınız. Siz koştunuz. Siz para bulmak için uğraştınız. Siz tecrübe bulmak için uğraştınız. Bu adamın peşinden belki onlar, belki 20'ler, belki 30'lar insan geldi. Ve bunların hepsini öldürdü. Ve hala hayatta bu adam. Ya biz bunu bir level'da kestik işte. Bak öyle düşünme işte. Anladın mı? Biz bunu bir level'da gittik. İntihar görevinde ağzına sıçtık bunu. Bana ne koyar biliyor musunuz? Düşünsene oraya gidiyoruz. İki tane 20 level UV'yi zaten öldürmüş. Eyvallah deyip gidiyor. Burada kalıyoruz. Çok güzel. Ve o 20 level'lara 7 level Asyncs saldırır abi. Yapsam mı acaba falan böyle. Aynen. Güzel bir parti sonu şeyi olur mu bu arada? Güzel bir PK yeriz. 1-20 level'la... Aynen. Şöyle. O tam geldiğimiz anda Uwe ile başka birinin savaştığını görsek orada bok oluruz mesela. Hani... Hayır. Bir şey diyeyim mi? Biz 1-20 level'ın ağzına sıçarız. Bir şey söyleyeyim mi? 20 level herhangi bir karakter ne olduğunu fark etmez. Biz ağzına sıçarız muhtemelen. Abi Yahya'nın bakışları değişti. Ben konuyu kapatayım. Çünkü bir şey soracağım. Hadi meta. Ünlü oyuncuların son sözleri. Hayır. Lich'in level'ı kaç Yahya? Lich 18 level caster oluyor abi. Anladınız mı? Ağzına sıçarız onun. Şimdi anladın mı? Neyse. Tamam. Meta tabii bunlar. Tamam. Okey. Az çek biliyorum. O zaman sonra yaparız. Hadi gidelim uyuyak. Çünkü uyumamız lazım. Gerçek hayatta da. Evinizin ahırı var mıydı bu arada? Güzeldir uyuyor zaten. Efendim? Ahırı vardır. Yani vardır. Gofi'ye soralım. O kadar fakiriz ki daha önce hiç ahırımız var mı diye bir derdimiz olmadığı için bu şeye biz yabancıyız. O yüzden bu bizim aklımıza bile gelmiyor. Evin ahırı yok bildiğim kadarıyla. Tam bahçede bir alan yapalım zaten yarın gidiyoruz. Şimdi ahır mı inşa ettiniz? Bahçeye bağlarız diyorum. At bu yani. Ahırdan çok fark olacağını hissedeceğini düşünmüyorum.
Can. Neyse, getiriyorsunuz, bağlıyorsunuz atları. Rezidansa geçiyorsunuz. Yavaş yavaş herkes şeyini, gününü bitiriyor. O kadar mürekkep yaldıktan sonra artık yedildiğinizde damağınıza biraz koruyor. Güzelce bir şey yapıyorsunuz. Kendi aranızda akşam yemeği yiyorsunuz. Akşam yemeği demek pek uygun kaçmıyor aslında. Çünkü aranızda da uzun yemek yapabilen kimse yok. Ben mi? Şeylerde yemek yap... İktir lan. Yemek... Yani yapacak elemanları da gönderdiniz izne. O ben yüzden biraz böyle... yapabiliyorum aslında ama. Tamam. Ben hiç yok. Evet. Dene bakalım. Ben yardım ederim ama... Bana bir... Normalde yapmam. Wisdom... Bir de dexterity check at. Biz önce askerde mi? Kara şimşek yaptık yani. Yeah. Wisdom bir de dexterity miydi? Aynen. Ben köşeden izleyeceğim. Merak ediyorum çünkü ne Andrea çıkıyor. Size şey yapıyor, evdeki malzemelerden geliyor, topluyor böyle patatesleri şey yapıyor, soyuyor, doğruyor, domates, mamates falan, soğan atıyor da işte birkaç parça kurumuş et buluyor. Siz soğanlı böyle baharatlı güzel bir şey yapıyor, bir tencere yemek yapıyor. Kimse de yardım etmiyor değil mi? Davar gibi duruyoruz biz orada. Söyledim mi? Hayır. 10 kişilik yemek yapıyor. Dedim. Ha. En başta dedim ben yardım ha. ediyorum. Ben yani. izliyorum dedi. Ya. Aseng bir tabure çekiyor böyle uzunca, bir tane onun üzerine tırmanıyor, oradan yardım ediyor falan. Aynen zaten, tam karizmamı böyle çiz. Abi... Ya sen... Ya sen bir onsun, ne karizması zaten, ne anlatıyorsun? Ya sen... Sen karizma skorun kaç. Karizma skorun kaç. Ya karizma skorum eksi bir olabilir. Eksi iki var bende. Sen ne anlatıyorsun? Ya işte bu yüzden konu best friend'im. Ben köşede elma yiyerek mükemmel bir şekilde yemek yapıyorum. Güzelce karnınızı doyuruyorsunuz. Doyurduktan sonra o yemekleri tadı damağınızda, yataklarınıza geçiyorsunuz böyle. Çıkartıyorsunuz zaten, koyuyorsunuz kahve falan. Oh! Böyle uzanıyorsunuz. Andrea. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Çocukluğunuzdan beri değil, hayatınızda yattığınız ben en rahat yataklar. Ya. Böyle hani poponuz nerede başlıyor, bitiyor, yatak nerede başlıyor hissetmiyorsunuz. O kadar rahat. Yan adam da hışkır hışkır ağlıyormuş biri böyle duygusallıkla. Aynen. Ya gözleri açık uyuyor şu an bu arada. Düşla. Bir uyandırdım. Macerayı bırakıp falan burada gece bekçiliği mi yapsam böyle bir şeyde? Bekçiye ihtiyacınız olur falan. Üçüncü bak kuşlar. Bir şey soracağım. Bir düşünsenize, biz oynarken hani şu an Andrea ve Andrei'nin hayatında çıkan karşısına fırsatı bizim zamanımızda çıktığını bir hayal etsenize. Karakterim ya. O zamanlı. Bu kadar büyük bir fırsat. Hayatının en iyi yatağında yatıyorsun. İşte başı 800 gold falan alacaksın. Ben özetleyeyim mi ne olacağını Emre? He. Biz o adamı soymaya çalışacaktık. Sonra bir fark edilecekti, bunu ben yapacaktım. Ve yine savaşacaktık. yine birimizin bok yemesine biz aynen. Bulunduğumuz durumda, iyi durumdan en kötü duruma geçecek bir yol buluyoruz aynen. Hep. Yani nereye gidersek en sıçmak hikaye bizim başımıza geliyor. Ve ben çok net diyecektim. Gizli bir sandık var mı? Mekanik ince. Diyorum ki iki odaya gerek yok. Bir oda yeter. Atların parasını ben vereyim falan. Hani. Devam. Ay. Hadi uyuyak. Böyle uykuya dalıyorsunuz. Herkes bir wisdom check atsın bana. Hayda. Ölecek miyiz? Ne oluyor? Ben UV'yi rüyamda görürsem... Oğlum benim rüyama vampir girmişti. Hey oğlum bak. Wisdom bak en çok enteresan. Check. Hasiktir ya. Şu an o kadar üzüldüm ki kritik boşa gitti. Korvanın save'iyle check'i aynı zaten. Ama yani yine de. Save yok, değil ya. Doğru attın. Oğlum şey atmayın, save atmayın. Ben kafa... Benim de. Tamam güzel. Kritiğim gitmedi o zaman. Güzel. Kim tattın sen ya? Aslında
Corvo karakterinin yani şey olarak, klas olarak ve şey olarak wisdom'ının yüksek olması önemli. Ama benim için çok kötü. Bir. Ama yine de ben wisdom save'lerini bu zamana kadar genelde iyi attım. Böyle çok saçma, evet, bir tuhaf bir bağıntı. Hasan. Rüyanda şey görüyorsun. Hayal meğer bir non kadın görüyorsun ama başı kapalı böyle. Seni taşıyor kucağında. Yağmurlu bir havada. Aga be. Seni alnını öpüyor. Kim kullansın? Bir yere bırakıyor. Bir kapının önüne bırakıyor. Aga be. Ve o yağmurun sesini pıt pıt. O ayakları nasıl sıçrata sıçrata gittiğini şey yapıyorsun. Rüyanda bunu görüyorsun. Corvo. Rüyanda Dain Durtain diye bir eleman var. Ay amına koyayım. Cücelerin de böyle bir olayı var işte ya. Ya düşün Dain. adamın gördüğü rüyaya bak, benimki de dayım var. Yok, dayın değil. Bu çok güzel bir hikaye. Dayın değil. Dain. Dain. Tamam. Şimdi oldu. İşler değişti. Tamam. Dain Durtain diye bir şey vardı, soylu vardı senin Mihtarun şey, Cüce Şehir Devleti'nde. Senin gençliğinde sevdiğin kıza yazıyordu. Ya kızla şeydi, nişanlıydı. Senin içinde kurtuvesin kursandık kalmış tabii seni şeyden kovdurunca. O köyden. Mihtarun'a sürdüler beni. Sürünce oradan. Sen rüyanla Dain'in ağzını burnunu kırıyorsun. Böyle ama nasıl böyle? Elinde şey var böyle. Demir eldivenle böyle böyle kafatasından takır tukur ses geliyor, karpuz gibi böyle. Beyninin böyle kafatasının içinde böyle sağ sol oynadığını, böyle çarptığını, geri döndüğünü falan duyuyorsun böyle yani. Andrea, sen rüyanda şeyle, Andrea ile ormanda yakalama maçı oynadığınızı görüyorsunuz beraber. Nakrin. Ben luck mı atsam acaba bu durumda? Nedense hoş bir şey olmayacak şimdi. Çünkü. Cüceyin ağzını tutuyorlar Nakrin. Ben sana söyleyeyim. Ben öyle hissediyorum nedense. Sen şey görüyorsun. Kürek çektiğini görüyorsun. Kürek çekiyorsun. Kürek çekiyorsun. Kürek çekiyorsun. Aşağı bakıyorsun. At arabasındasın. At arabasının içine kürek çekiyorsun. Daha hızlı çekiyorsun ama at arabası yavaşlıyor. Daha yavaş çekiyorsun, at arabası hızlanıyor. Sonra kürek elinden uçuyor birdenbire. Aşağı bakıyorsun. At arabasının denizde yüzdüğünü görüyorsun. Böyle kafanı suya şey yapıyorsun, sokuyorsun. Ağzına balık giriyor. Balığı yiyorsun böyle. Nam nam nam. Agam Poseidon oldu. Hem at hem su. At yok ki. At arabası var sadece. At yok. Sadece yarı Poseidon. Yok. İşte atlarla da bir konuşsa. Allah Allah. Grimalda. Oğlum Poseidon suyla alakalı. Senin rüyanda gördüğün şey sadece kırmızı. I see red. Kan kırmızısı. Yanlış anlama kanka. Kan kırmızısı aynen. Andrei 60 mı? Evet 60. Andrei, sen de şey yapıyorsun rüyanda. Bir asker arkadaşını görüyorsun. Ölen asker arkadaşlarının bir tanesi. Onunla beraber içiyorsunuz ve kart oynuyorsunuz. Doğru. Çünkü şey benimle oynamadı. Aslında Sink benimle bana söz verdi. Böylelikle geceniz geçiyor. Gerçek hayatta sabah uyanıyorsunuz. Ve zırhlarınızı giymeye başlıyorsunuz. Son hazırlıklarını yapıyorsunuz. Silahlarınızı oradan, reklerden alıyorsunuz. Zırhınızı üzerine kuşanıyorsunuz.
strapleri falan, oradaki kayışları falan iyice şey yapıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Artık gitmeye hazırsınız. Ve tam da burada session'ı sonlandırmış oluyoruz. Nice. Kapanışı yapıyorum. Değerli izleyiciler, bu akşam da bize, bu cumartesi gününde bize beraber katıldığınız için, bu sona giden, campaign'in sonuna yaklaşan bölümlerde bize beraber zaten için teşekkür ederiz. Yine her cumartesi saat 7'de görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize iyi bakın.